Son Baskı. Yazan Crowlin. Çeviren Barış Pelin. Radyoya uygulayan Alican Özinanır. Yöneten Asuman Korat. Efektör Mehmet Turgut. Teknik yapım İsmail Hemikli. Oyunda rol alan sanatçılar: Henry Baykal Saran, Alice Gülsen Tunçekiç, Dorothy Işık Yenersu, Cora İclal Öngen, David Mümtaz Sevinç, Malcolm Alpay İzbırak, Peter Aktan Günal, Frank Orhan Aral, Sekreter Ayşen Demirsoy, Bayan Jones Selman Toprak, Smith Adsız Karaduman, Niyeyi Oytun Şanal, Barmer Nihat Hakan Güney, Paul Soner Ağan, Lewis Şahap Sayılgan, Rahip Orhan Aral, Whitbury Aktan Günal, Holden İlyas Avcı, Spencer Soner Ağan, Doktor İlyas Avcı, Samuel Orhan Aral. İyi akşamlar. Nasılsınız bakalım? Merhaba sevgilim, hoş geldin. Merhaba baba. Aç mısın Henry? İstersen hemen bir şeyler hazırlayayım sana. Yok, sağ ol Alice, istemem. Akşam üzeri gazetede bir sandviç yemiştim. Baba, gazetendeki bulmacalar çok zor. Zor mu? Söyle bakalım, hangi kelimeyi arıyorsun? Güney Denizi yerlilerinin Robert Louis Stevenson'a verdikleri ad. Dorothy. Biraz okuma zahmetine katlansan bunu bilebilirdin. Ne yapalım, sevmiyorum okumayı. Şimdi lütfen şunu çözmeme yardım eder misin? Tusitala'yı yaz bakalım. Ama unutma, bu sana son yardımım. Tusitala oldu işte. Sen ne dersen de yine de çok zor bulmacaların. Henry, Dorothy'nin biraz sonra çıkması gerekiyor. Weatherby'ler de televizyon seyretmeye davetli. Çıkacak mı? Saat neredeyse gecenin 10'u Alice. Bu kadar geri düşünceli olma lütfen. Televizyon almayı reddedersen tabii ki kızın da gidip arkadaşlarını da seyredecek. Baba, saat o kadar da geç sayılmaz. Baksana, sen bile yeni geldin. Hadi Dorothy, konuşmayı bırak, geç kalacaksın. Peki anne, çıkıyorum. Hoşça kalın. Alice, Dorothy'nin fazla bağımsız yaşadığının farkındasın değil mi? İstediği saatte eve girip çıkması, havai arkadaşlarıyla boşa çenet çalmaları, bütün bunlar biraz da senin yüzünden oluyor. Bu konuda daha duyarlı olmamız gerek. Ama Henry, biliyorsun ki çevremizdeki ailelerin çocukları hep böyle yaşıyorlar. Bu bir özür olamaz. Tamam, sinirlenme lütfen. Daha dikkatli olmasını söylerim ona. Hem senin de kendine dikkat etmen gerekiyor. Biliyorsun ki kalbinin dinlenmeye ihtiyacı var. Doktorun söylediklerini unutma. Henry, beni dinlemiyor musun? Özür dilerim Alice. Bir anda aklıma başka şeyler geldi. Gazeteyle mi ilgili? Oh, senin gazeteyle ilgili meseleleri eve taşımadığını unutmuştum. Alice, rica ederim taşlayıp durma beni. Zaten canım sıkkın. Bir şey mi oldu? Bugün gazeteyi satmam için bir teklif getirdiler bana. Satın almak mı istiyorlar? Oh, çok güzel. Teklifi yapan kim? Somerville. Londra günlüğünün sahibi. Vernon Somerville ha? Bir sinema yıldızıyla evlenmişti. Bir yıl sonra da ayrıldılar. Doğrusu magazin bilgine hayranım. Sen ne dersen de gerçekten çok güzel bir teklif bu. Evet, verilen miktar da 100.000 sterlin. Aman tanrım. Oh, bu parayla neler yapabileceğimizi düşünsene Henry. Seyahate çıkmak, dünyayı gezip görmek. Oh Henry. Hawaii adalarını görmeyi ne kadar istiyorum. Üzgünüm Alice. Boş hayallere kapılma. Hawaii adaları bizi biraz daha beklemek zorunda. Henry, yoksa reddedeceğini mi söylemek istiyorsun? Alice, izin ver de durumu ben değerlendireyim. Somerville'in Londra günlüğünün dışında 2 yayını daha var. Üstelik gazetecilik anlayışı bizim okuyuculara göre biraz fazla cüretkar. Bir de gazetemde çalışan işçilerin ve muhabirlerin durumu var. Onları sokağa atamam. Bunca adam, bunca aile... Ne yaparım? Nasıl hesap veririm vicdanıma? Ama Henry, bu oldukça iyi bir fırsat. Son zamanlarda çok yoruldun. Artık dinlenmen gerek. Emekli olmamı ne kadar çok isterdin değil mi? Son günlerimi deniz kıyısında bir villada geçirmemi tabii. Sıkıntıdan patlardım herhalde. Bunu hiç düşünmedim Henry. Çalışabilecek gücün var ama daha hafif bir işte. Gazete benim hayatımdır. Onu bugünlere getirebilmek için bir ömür verdim ben. David senin yerini alabilir. Eğer gazeteyi Samir bile satarsak David'in hiçbir hakkı kalmaz.
Hem şu anda oğlumuz hasta. Bir gazeteyi idare edebilecek gücü bulacağını sanmıyorum. Ayrıca onu yormak da istemem. Ama iyileştikten sonra bütün işlerimi ona devredeceğim. Fakat 100.000 sterlin ne demek? Kuzey Yıldızı bunun 2 katı eder sevgilim. Belki iyi bir pazarlıkla fiyatı da yükseltebilirsin. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü gazeteyi satmayacağımı kesin bir dille söyledim kendilerine. Ama hem... Tamam artık, tamam. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. 5 kuşaktan beri bizim yönetimimizde olan gazetem benim sağlığımda asla satılmayacaktır. Peki, peki. İstediğin gibi olsun. Ama unutma ki bu kararından ötürü günün birinde pişman olabilirsin. Kahve içer misin? İstemem, teşekkür ederim. Ama bir bardak su verebilirsen ilaçlarımı alırım. Peki. İşte. İşte suyun Henry. Teşekkür ederim. Bana kızmadın değil mi? Kızmadım ama biraz kırıldım. Biliyorsun bunca yıllık beraberliğimizde senin bütün kararlarına saygı duydum. Yine de her şeyin iyisini sen bilirsin ama... Neyse. Yarın David'le Kore'yi görmeye gidecek misin? Tabii gideceğim. Hafta sonu onlarla birlikte olmak beni dinlendiriyor. Sen de benimle gelmek ister misin? Hayır. Niçin? Uzun zamandır onları görmedin. Gelseydin iyi olurdu. Hem onları da sevindirirdin. Bu konuda daha fazla ısrar etmesen iyi olur Henry. Biliyorsun Kore ile ta başından beri yıldızlarımız barışmadı. Ama Alice, kızın sana bir şey yaptığı yok ki. O kızın ailemize layık bir gelin olmayacağını biliyordum. Oğlumun hasta olmasından yararlandı ve onunla evlendi. Daha onun kim olduğunu bile bilmiyoruz. Böyle konuşma lütfen. Her şeye rağmen o bizim gelinimiz. Elbette. O bizim gelinimiz. Peki niye o küçük köyde vahşiler gibi yaşıyorlar? Bari baba olarak biraz baskı yap da şehre daha sık gelmelerini sağla. Dostlarımızın onlar hakkında neler söyleyebilecekleri aklıma geldikçe tüylerim ürperiyor. Bu kimseyi ilgilendirmez. Herkesin yaşama biçimi ve tercihi değişiktir Alice. David hasta. Orada huzur buluyor. Savaştan sonra bunalım geçirdi. Hem de çok büyük bir bunalım. İnanıyorum ki günün birinde yine eskisi gibi sağlıklı olacak. Ama o kadar çok istiyorsan şehre daha sık gelmelerini söylerim. Saat oldukça ilerledi. Sinirlerim daha fazla bozulmadan gidip yatayım bari. Sen yatmayacak mısın? Biraz daha oturacağım. O halde iyi geceler. İyi geceler Henry Page. İyi geceler. Ne kadar güzel çiçeklerim var Koray. Siz misiniz? Hoş geldiniz. Merhaba. Gerçekten de çok güzel çiçekler. Bu bahçe seni epey uğraştırıyordur herhalde. Canım aksine dinlendiriyor. Her pazar bizi ziyaretiniz ne güzel. Ben de sana çiçek getirmiştim ama bunların yanında o kadar sönük kaldılar ki. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Bu pazar ziyaretleriniz bizi gerçekten mutlu ediyor. David nasıl? Oldukça iyi. Yukarıda çalışıyor şimdi. Durun gidip de haber vereyim. Yok çağırma. Çalışırken rahatsız etmek istemem. Ne üzerinde çalışıyor? Doğu edebiyatından bir çeviri yapıyor şu sıralar. Bilirsiniz çalışırken çok hırçındır. Zaten yakında yemek hazır olacak. O zaman iner aşağı. Bizimle yemeğe kalır mısın? Elbette. O güzel yemeklerini öyle çok özledim ki. O halde eve girelim. Olur, girelim. David, hadi yemeğe. Geliyorum. Öyle acıktım ki. Baba, ne güzel bir sürpriz bu. Hoş geldin. Merhaba David. Nasılsın bakalım? Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok zor ilerliyorum. Yoruyor beni ama değiyor da. Annemle Dorothy nasıllar? İyiler. Sevgilerimi iletmeni söylediler benden. David, çok iyi gördüm seni. İyiyim baba. Burada hayat çok sakin. Ama biz seviyoruz burayı. Değil mi Koray? Hem de nasıl? David, seninle konuşmamız gerek. Seni üzen bir şey mi var baba? Hepimizi yakından ilgilendiren bir konu bu oğlum. Gazeteyle ilgili. Dün bir telefon aldım. Vernon Somerville'den. Gazeteyi satmam için aramış beni. Teşekkür ederim. Çok güzel bir yemekti. Kore'ye teşekkür etmelisin baba. Harika yemekler yapıp beni şişmanlatıyor. Abartıyorsun David. Baba, bağışla beni ama çalışmak zorundayım. İzin verirsin değil mi? Elbette David. Sakın söylediklerimi unutma. Günün birinde yardımına ihtiyacım olabilir. Sağ ol. Bilmem başarabilir miyim? Bunu uzun uzun düşünmem gerekiyor baba. Hala kendine güvenmeyi öğrenemedi. Kora, dedikodumu yapma. Seni duyuyorum. Yemekten sonra
sonra kıyıda bir gezinti sağlığa iyi gelir derler değil mi? Bu bir davetse sevinerek kabul ediyorum. Ha, ama üstüne kalınca bir şey almam gerekecek. Buranın havası insanı hiç üşütmüyor. Veya ben alıştım. Kore, David için çok şey yaptım. Bir baba olarak sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Yeniden hayata bağladım onu. O da benim için çok şey yaptı. Biliyor musunuz? David'e rastlayıncaya kadar öylesine yalnızdım ki. Oysa şimdi çok mutluyum. Beni seven bir kocam var. İstediğimiz gibi yaşayabiliyoruz. İnsan bundan başka bir şey isteyebilir mi? Mutlu olman beni çok sevindiriyor Koray. Senin ve David'in mutlu olması bizim için çok önemli. Bundan böyle sen de bizden birisin. Hiç yalnızlık çekmeyeceksin. Daha dün karım soruyordu sizi. Şehre biraz daha sık inmelisiniz. Tiyatroya veya dansa gitmelisiniz. Öyle şeyleri fazla sevmiyorum. Burada çok rahatım, inanın. Rüzgarın dalgaların gürültüsünü dinledikçe kendimi bir şatoda sanıyorum. Mutlu olmanız beni çok sevindiriyor gerçekten. Artık gitme vaktim geldi. Kore, bu zarfın içinde bir miktar para var. Utandırıyorsunuz bizi. Bahçeye tohum alman için veriyorum onu sana. Teşekkür ederim. Arabanıza kadar geleyim sizinle. Gerek yok Kore. David'in sana ihtiyacı olabilir. Hoşça kal. Güle güle. Ziyaretiniz bizi çok sevindirdi. Gelecek hafta yine bekliyoruz. Evet, herkes burada herhalde. Şu kapıyı kapatır mısın Frank? Bunca yıllık gazeteciyim, alışamadığım tek şey şu gürültü. Ne var bugün gündemde? Dış haberler hemen hemen aynı. Amerikalılarla Mısırlar arasındaki görüşmeler devam ediyor. Afrika'da bir darbe teşebbüsü, Fransa'da bir tren kazası. Peki. Olduğu gibi veririz bu haberleri. Ya iç haberler? Belfast'ta tüyler ürpertici bir cinayet. Bir intiharın izlediği çifte cinayet. Kadın, aşığı ve koca. Ver bakayım. Bu haberi sepete atın. Ama Henry, son sayfada bunu birkaç kelimeyle verebilir miyiz? Hayır. Bir tek kelime bile yazmayacağız bu konuda. Başka haber var mı? Burada da parlamento görüşmelerinin haberleri var. İstersen bir de sen göz at. Bundan başka bizi ilgilendiren bir de nükleer enerji santrali ile ilgili... Nükleer enerji santrali mi? Bundan söz edildiğini duymamış mıydın? Hayır. Nükleer enerji santrali ile bizim ne ilgimiz olabilir? Atom Enerjisi Kurumu bir nükleer santral yapacakmış. Ama nereye kurulacağını şimdilik gizli tutuyorlar. Buna birini yollayın. Araştırsın bakalım. Peki. Neyin nesiymiş öğrensin. Olur. Eğer işi yoksa Davis gitsin bu habere. Siz de devam edin toplantıya. Benim biraz işim var. Görüşürüz çocuklar. Vernon Somerville telefon etti az önce Bay Page. Ne istiyormuş? Sizinle konuşmak istiyormuş efendim. Sizin için bir de not bıraktı. Gelecek hafta görüşmek üzere iki arkadaşını göndereceğini, eğer onları kabul ederseniz çok mutlu olacağını söyledi. Bu da ne demek oluyor? Yine Kuzey Yıldızı'nın peşinde herhalde. Biliyordum. Ancak bizim gazetemiz satılık değil. Bunu ona söylemiştim. Reddedilmek hoşuna gitmemiştir. Alınmıştır. Varsın alınsın. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Şu baş yazı işini konuşabilir miyiz? Biraz beklersen konuşabiliriz. Önce şu kağıt işini konuşsak. Efendim sizi Londra'dan arıyorlar. Miguel House gazetesinden Bayan Jones adlı biri. Ver bakayım. Efendim ben Miguel yayın kuruluşları sahibi Sir Aytal Miguel'in özel sekreteriyim. Sir Aytal en yakın zamanda sizi görmek istiyor. Londra'da veya başka bir yerde. Bu yolculuk sizin yararınıza olacaktır. Ne demek istiyorsunuz? Sir Aytal, Kuzey Yıldızı'nın satışa çıkarıldığını duymuş. Kendisiyle görüşmeden hiçbir şey yapmamanızı rica ediyorum. Hay Allah, bütün bunlar nereden çıktı? Sir Aytal'a söyle lütfen, gazetem satılık değildir. Nereden duymuşsa yanlış duymuş. Ama efendim... Bakınız, gazetem satılık değildir. Bunu aynen böyle iletin patronunuza. İyi günler. Görüyorsun ya Malcolm, ne hikmetse İngiliz basınının iki büyük devi bir anda üstümüze gelmeye başladı. Bu ilgi nereden kaynaklanıyor acaba? Hiçbir fikrim yok Henry. Ama bizi çetin günlerin beklediği de bir gerçek. Özür dilerim, bir telgraf var efendim. Ver bakalım. Samuel'in sabah size telefonda ilettiği görüşme isteğimizi gelecek salı günü yapacağımızı bildirir. Saygılar sunarım. Harold Smith. Kafaların içinden neler geçtiğini öğrenebilmek için neler vermezdim ki. Bakalım pek yakında öğreneceğiz.
Salı gününü bekleyelim. Evet Malcolm. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Efendim. Somerville grubundan Bay Smith ile Bay Nair geldiler efendim. Gelsinler. Sonra Malcolm'u da bana gönderin lütfen. Peki efendim. Merhaba efendim. Buyurun. Buyurun Bay... Harold Smith efendim. Evet. Bu da arkadaşım Leonard Nye. Geleceğimizi size daha önce bildirmişlerdi sanırım. Evet bildirmişlerdi. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bay Page, her şeyden önce size iyi niyetlerle geldiğimizi belirtmek isterim. Ziyaretimizin sebebini sanıyorum tahmin ediyorsunuzdur. Somerville grubu gazetenizle yakından ilgileniyor. Biliyorum. Ama doğrusunu isterseniz bu ilginin nereden kaynaklandığını bir türlü anlayamıyorum. Grubumuz büyük atılımlar yapıyor Bay Page. Umarım izliyorsunuzdur. Diğer taraftan Kuzey Yıldızı'nın şöhretini ve kendi kategorisinde birinci sınıf bir gazete olduğunu da biliyoruz. Ya işte satmamam için bir sebep daha. Ben tam tersini düşünüyorum efendim. Bugüne kadar özel durumunuzdan dolayı Londra'nın büyük gazetelerine kafa tutmayı başarabildiniz. Ancak bu durum uzun süre devam edemez. Ben sizinle aynı kanıda değilim. Yaptığımız iş kafa tutmaktan da öte. Satışımız rakamlara göre geçen yıldan 4000 fazla ve tirajımız 80.000'e yaklaştı. Buna karşılık bu bölgede sizin gazeteniz 9000'den fazla satmıyor. Meagle grubunun globuna gelince 7000 satıyor ama çok iadesi var. Evet kabul ediyorum. Bu bölgede fazla satamıyoruz. Ayrıca sizin çalışmalarınızı da takdirle karşılıyoruz. Fakat her şey büyük bir hızla değişiyor. Ezici teknik üstünlüğümüzü, özel uçak ve trenlerle yapılan ulaşım ve dağıtım ağımızı düşünecek olursanız sizin için rekabet yakın zamanda güçleşecektir. Topu topu bağımsız olarak çalışan bir düzine taşra gazetesi kaldı. Onlar da en iyi tahminle önümüzdeki 3 yıl içerisinde yutulacaktır. Kuzey Yıldızı yutulmayacak. Gazetenize bu kadar güvenmeniz çok olağan Bay Page. Ancak Midland bölgesindeki 5 taşra gazetesinin bir yıl içinde nasıl satış yapamaz duruma düştüğünü sanırım unutmamışsınız. Elbette unutmadım. Yüzlerce işçi açlık tehlikesiyle baş başa kaldılar. Böyle şeyleri hiç unutmam ben. Ben de unutmam efendim. İzin verirseniz bu durumda sizin gibi düşündüğümü belirtmek isterim. Bir de Bulletin davası var. Sanırım onu da unutmamışsınız. Unutmak mı? Bir dizi iğrençlikler. Ona hiç şüphe yok efendim. Bu tamamen başka grubun marifeti. Bu olaya biz hiç karışmadık. Evet çok üzücü bir olaydı bu. Güçlü bir Londra ortaklığına karşı çıkmak için çırpınan ufak bir gazete. Sokağa atılmış yüzlerce işçi, iflas eden ortaklar. Akıllı bir insan bütün bunları nasıl olur da tekrar görmek ister? Bu bir tehdit mi Bay Smith? Böyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmez efendim. Sadece durumun sizin için ne kadar elverişli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani gazetemi size satacağım ve bütün bu olacaklardan kurtulacağım değil mi? Akıllı bir insan bundan başka bir şey yapamaz efendim. Bakın, burada gazetenize biçtiğimiz değerleri belirten bir rapor var. Hepsi için 100.000 sterlin değer biçmiştik. İlk teklifte de size bu fiyatı verdik. Oysa şimdi bu fiyatı 150.000 sterline çıkartıyoruz. Beyler sizi gücendirmek istemem. Şu anda biliyorum ki görevinizi yapıyorsunuz. Fakat basının bugünkü durumunuzu bilmesini isterim. Sizin grubunuzda bulunan birkaç güçlü kişi sadece tirajlarını artırıp rakiplerini alt etmek amacıyla ne pahasına olursa olsun taşra gazetelerini yutmak istiyorlar. Çünkü onları yutarak imparatorluklarını genişletmek hevesindeler. Basının gücünü hepimiz iyi biliyoruz. Beni rahatsız eden işte bu gücün kötü amaçlar uğruna kullanılışıdır. Tabii ki bir fazilet örneği olan gazetenizi bunlara dahil etmiyorum. Evet etmiyorum. Şu küçücük çevremizde toplumu aydınlatmaya ve bilinçli vatandaşlar yetiştirmeye uğraşan birkaç gazeteyiz. Hiçbir zaman skandallara ve magazine açık haberlerle doldurmuyoruz gazetelerimizi. Demek içinde kadınların da çoğunluğu oluşturduğu bir okuyucu kitlesi sizi ilgilendirmiyor. Bir dakika beyler bir dakika. Kavga etmek hiçbir şeyi çözmez. Bay Page, o küçücük fazilet dolu dünyanızda her şeyi inkar ediyorsunuz. O zaman size şunu sormak isterim. Yağmur ve siste fabrikaya giden bir işçi ne ister? Herhalde sizin can sıkıcı öğütlerinizle dolu gazetenizi değil. Onun isteği Londra Günlüğü gibi bir gazetenin parlaklığı ve canlılığıdır. Onun için önlerine aslı astarı olmayan haberler atıyorsunuz değil mi? Gazetemin sizin tarafınızdan beğenilmemesi benim için büyük bir iltifattır. Şuraya bakın, şuraya. Bu dosyada Londra Günlüğü'nün birkaç sayısından alınmış kupürler var. Başlıklarına bakın şunların. Martire'nin bekarları turistlere saldırıyor. Masum bakışlı gelin iki kocalıymış.
Çiçekçi kız çocuğunun bir mucize sonucu doğduğunu söyledi. Falan filan. Hayır beyler, hayır. Böyle saçma sapan haberler basan bir yayın organıyla birleşemem. Satmayı bırakın, böyle bir gazete ile muhatap bile olmam. Ama Bay Page, her şeyi bu kadar aceleye getirmeyelim. Birkaç gün düşünün. Gereksiz bu. Kararım kesindir. O halde yarış başlıyor. İnanın bana, kolay bir rekabet olmayacak bu. Korkarım büyük bir hata işliyorsunuz Bay Page. Biz buraya hukuka ve karşılıklı güvene dayanan bir anlaşmayla yerleşmek istiyoruz. Teklif ettiğimiz para oldukça yüksek bir rakam. Bunu reddediyorsunuz. Demek ki bu durumda size rakip bir gazete çıkartacağız. Kaçınılmaz bir başarısızlığa doğru koşuyorsunuz beyler. Her şeyden önce bu bölgede iki günlük gazeteyi birden yaşatacak nüfus yok. Sonra Kuzey Yıldızı rakip bir gazete tarafından yok edilemeyecek kadar sağlam bir geçmişe sahiptir. Şuna inanmanızı isterim ki korkunç bir başarısızlığa uğrayacaksınız. Başarısızlıklarla dolu bir geçmiş bırakıp ardınıza bile bakmadan gideceksiniz buradan. Sizinle bire iki bahse girebiliriz Bay Page. 18 aylık bir süre içerisinde batmış olacaksınız. Bahse girmeyi sevmem ama şunu bilin ki beni hiç mi hiç korkutmuyorsunuz. Ne gibi imkanlara sahip olduğumuzu bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Tamam beyler, bu mesele burada kapanmıştır. Üzerinde konuşacağımız başka mesele yoksa. Hiçbir uzlaşmaya varamadığımıza çok üzüldüm Bay Page. Sizinle hiçbir zaman karşı karşıya kalmak istemezdim. Ama yine de size söz veriyorum. Mücadelemiz mertçe olacaktır. Kabul etmeyeceğini söylemiştim sana. Bana hiç yardımcı olmadın ki. Üstelik bir de kavga ettin adamla. Nasıl olsa kararını geri almayacaktı. Akıl yolunu izlemeyi inatçı bir şekilde reddeden ihtiyarlardan biri o. Ona kök söktürmek gerek. İnsani amaçlarla düşünüyormuş. Şu binaya bakın. Taş devrinden kalma sanki. Tabii sekreteri de. Ya o duvarları süsleyen resimler. Ölüler galerisi sanki. Sana ne bütün bunlardan? Demek ki artık bu iş bitti. Önceden kararlaştırdığımız planı uygulayacağız. Bu uzunca bir süre alabilir ama sonunda parsayı toplayan biz olacağız. Zavallı dostum. Biz artık kukladan başka bir şey değiliz. Bundan böyle ipleri Londra oynatacak. Eğer bu iş yatarsa bizim de sonumuz gelir. Ne güzel bir film değil mi? Somerville ve kuklaları. Günaydın. 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 Herkes burada mı? Frank bir haberin peşinde, o yüzden toplantıya katılamayacak. Peki peki, başka? Olanları duymadın mı? Şu dağıtılan ilanlardan söz ediyorsan gazetenin girişinde bir tane de benim elime tutuşturdular. Yaşlı Herbert Rickaby'nin havadisini satın almışlar. Biliyorsun o haftalık bir gazeteydi. Bunlar her gün yayınlayacaklarmış. O ilanları dağıtmak için de bir düzine adam tutmuş. Bu iyi oldu. Şimdi hiç olmasa ne yapacağımızı biliyoruz. Evet beyler, iki gazete arasında rekabet başlayacak gibi görünüyor. İçinizde bu ilanı görmeyen var mı? Görmemek mümkün mü? Her yeri kaplamış. Halley kardeşlerini ilan tahtasına bile koymuşlar. Alçaklar. Bizim sayemizde yaptıkları bunca işten sonra çok ayıp ettiler. Bana öyle geliyor ki bunlar su gibi para harcayacaklar. İhtiyar Rickaby'ye ne kadar para verdiklerini doğrusu çok merak ediyorum. Bir somun ekmek fiyatına olmuştur herhalde bu iş. Çünkü ihtiyar gazeteden kurtulmak için can atıyordu. Onun yayın evi 5 para etmez ki. Eski bir makineden başka hiçbir şey yok orada. Zaten havadisin tirajı asla 6000'i aşmadı. Üzülmeyin, üzülmeyin. Onlar ne yapacaklarını iyi bilirler. Eğer borsa kurları, hava durumu, patates fiyatları yayınlayacaklarını sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Malcolm haklı. Savaş çok sıkı olacak. Bir kere Londra günlüğünün dağıtım şebekesinden yararlanacaklar. Telif hakları, dedikodu haberleri, röportajlar, dış haberler de oradan gelecek. Londra günlüğünün pek çok ülkede yurt dışı muhabiri var. Bunu da unutmamak gerek. Bence ihtiyaçları olan her şey Londra bürosundan karşılanacak. Üstelik yepyeni gazete büroları açıp okuyucu kazanmak için ortalığı birbirine katacaklar. Kanımca da başarısızlığa uğrayacaklar. Bütün bunlara rağmen yine de tetikte olmalıyız. İçinizden bu konuda konuşmak isteyen varsa onu dinlemeye hazırım. Efendim. Evet, evet, seni dinliyorum Paul. Bence onları kendi sahalarında alt etmek gerekli. Bunun için de gazetemizin üslubunu değiştirip haberlere daha bir canlılık, daha bir kesinlik vermeliyiz. Ben bu kanada değilim. Kuzey Yıldızı'nı bugünkü durumuyla muhafaza etmek gerekli. Yayın politikamızda değişiklik yapmamalıyız. Zafer ve yenilgi şimdiye kadar uyguladığımız politika ile olmalı. Peki efendim, öyle olsun. Yalnız
Okuyucularımız sporu çok seviyorlar. Onlara futbol ve boks maçlarından daha ayrıntılı haberler verelim. Bir de daha zengin at yarışları tahminleri yapalım. Eğer diğer gazetedekilerin seviyelerine inmeye kalkarsak mahvoluruz beyler. Belki haftalık bir ilave daha çok okuyucu çeker. Dinleyin, dinleyin. Aramızda herkes kendi bölümüyle ilgili olarak çıkarlarını savunursa bu işin içinden çıkamayız. Sporla ilgili şef, sporu çoğaltalım diyor. Haberci, haberin biçimini değiştirelim diyor. Ben durumu şöyle görüyorum. Anlaşıldı ki Somerville'in aklına Kuzey Yıldızı'na el koymak geldi. Bunun için bütün gücümüzle dayanmalı, ne pahasına olursa olsun gazeteyi çıkarmaya devam etmeliyiz. Belki birçok güçlükle karşılaşacağız, kabul ediyorum. Fakat bu direnişimiz onlara daha pahalıya mal olacak. Haklısın Malcolm. Onları görmezlikten gelmek bizim en büyük silahımız olmalı. Evet, evet. Onlar yokmuş gibi davranalım ve ilk sayılarını bekleyelim bakalım. Kolay olmayacak bu. Şu Nay denilen adam bunca feryadı kopartıp ortalığı panayır yerine çevirmese işlerimiz daha bir güzel olacak. Bakın, işinize yarayacağını sandığım bir takım bilgiler topladım. Londra'da oturan bir arkadaşım Smith ve Nay hakkında bazı bilgiler verdi bana. Bu belki ileride işimize yarayabilir. Evet, seni dinliyoruz Paul. Smith aslında buralıymış. Ama ailesinden kimse burada olmadığı için onu fazla tanıyan yok. Annesinin ölümünden sonra Avustralya'ya gitmiş. Gemide bir gazete patronuyla tanışmış. Onu işe almış adam. Mali işleriyle ilgileniyormuş patronun. Sonra gazetedeki ağırlığını yavaş yavaş artırmış. 3 yıl sonra da gazetenin genel yayın yönetmeni olmuş. Bu arada evlenmiş. 9 yıl çalışmış o gazetede. Tam ortak olacakken patron halinden ölmüş. Varisler de gazeteyi satmışlar. Smith böylece işsiz kalmış. Karısıyla İngiltere'ye dönerken yine gemide Somerville'le tanışmış. 3 yıl birlikte çalışmışlar. Sonra da Havadis'in genel yayın yönetmeni olmuş. Adam her gemi seyahatinde bir iş bulmuş. Rastlantıların belli yerlere getirdiği adam. Şimdi başımıza bela oldu. Peki ya Nay? Onun hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Ancak çok içtiği için birkaç kez işten atılmış. Somerville'in gözüne girmiş. Aslında dedikodu yazarıymış. Çok kurnaz bir adam olduğunu söyledi arkadaşım. Onlarla görüşmem sırasında edindiğim izlenim Nay'ın pek çok şey yapabileceği doğrultusunda. Smith biraz daha uysal ama yine de belli olmaz tabii. Evet, evet. Ama şunu iyi bilin arkadaşlar, aslında bunların ikisi de şu anda birer kukla. Her şey ama her şey Londra'dan idare edilecek. Bunlarsa sadece Londra'nın isteklerini uygulayacaklar. Bakalım neler isteyecek Londra. Bekleyelim de görelim bakalım. Unutmayın, bunlara karşı en büyük silahımız onları görmezlikten gelmek olacaktır. İlk sayılarını görünceye kadar kimseye bir şey söylemek yok. Bunu sizden özel olarak rica ediyorum arkadaşlar. Gelmiş bu adamlar Henry. Dur bakalım, dur Malcolm, sakin ol biraz. Sakin mi olayım? Hırsımdan sabaha kadar uyuyamadım. Seni bu kadar sinirlendiren ne oldu? Şu havadisçiler sağa sola yalan yanlış haberler gönderiyorlar. Sözde Londra'dan güçlü bir yazı kadrosu getirmişler. Hani şu kadın hakları savunucusu Tina var diye, o bile gelmiş. Olağanüstü fiyatlarla ev kiralıyorlarmış. Ayrıca reklam için büyük paralar harcıyorlar. Daha gazeteleri çıkmadan bizim hakkımızda başlamışlar dedikodu yapmaya. Açıkçası korkuyorum dedikodularından. Bizi yıpratabilir. Biz bu yörenin en eski kuruluşlarından biriyiz. Hakkımızda yapacakları dedikoduya kimsenin inanmayacağını kendileri de biliyorlar. Ayrıca onlar yeni bir kuruluş. Elbette büyük paralar harcayıp reklam yapacaklar. Yapacaklar ki okuyucu toplasınlar. Peki ne zaman çıkıyormuş gazete? Yarın. Bütün hazırlıklarını tamamlamışlar. Desene yarın büyük gün olacak. Savaşın ilk günü. O halde havadis için bir kutlama yazısı koyalım yarınki gazeteye. O yazıyı günlerce önceden hazırlatmıştım ben Henry. Ancak... Ancak ne? Aklıma bir şey takılıyor. Ya okuyucu yazıyı yanlış değerlendirirse? Sanmıyorum. Okuyucularımız bizim düzeyimizin ne olduğunu iyi bilirler. Evet, evet ama yine de kuşkuluyum ben. Bak Malcolm, şunu ikimiz de iyi biliyoruz ki yarın çıkacak havadis şehirde bir değişiklik yaratacak. Herkes yeni bir gazeteyle uyanacak. Bizim okuyucumuz bize bağlıdır. Onlara okuyucu kaptıracağımızı sanmıyorum. Şurası da bir gerçek. Rekabet bütün acımasızlığıyla sürecek. Onlar mı, biz mi? Okuyucu karar verecektir buna. Ama bir başka kesin noktayı şimdiden görebiliyorum. İki gazeteden biri kaybolup gidecek. Umarım gidecek olan biz olmayız. Biz kalacağız Malcolm. Biz kalacağız. Günaydın Henry. Havadis bu sabah çıktı nihayet. Görmek ister misin? Sorduğun şeye bak. Ver bakayım. Başlığa bak. Gözlüğüm nerede benim? Ver, ver de ben okuyayım. Heatherstone nükleer şehir oluyor. Evet, işte başlık. Orayı okudum, orayı. Haberi oku sen.
Şehrimizde çok kısa bir süre sonra atom reaktörü inşa edilecek. Bu yolda yapılan çalışmalar geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve reaktörün yapılması için en uygun yerin şehrimiz olduğu üzerinde görüş birliğine varıldı. Reaktör atom merkezi ve büyük bir siteden oluşacak. Havadis birinci sayısı dolayısıyla Atom Araştırmaları Komisyonu'ndan yüksek dereceli bir yetkilisinin bu konuda görüşünü aldı. Şimdiye kadar gizli tutulmuş olan bu proje bölgede büyük ölçüde ekonomik ve sosyal gelişmelere yol açması bakımından... Haber çok önemli. Hem de öylesine önemli ki Hedeston'un son 50 yılda yaşadığı en ilgi çekici olayı. Biz bu haberi atladık. Rakibimiz de büyük bir ustalıkla bunu kendine mal etmiş. Bu işle Lewis ilgileniyordu değil mi? Sekretere söyleyeyim de şunu bulsun. Bana Lewis'i gönderir misiniz lütfen? Demek ki Somerville'in gazeteyi satın almak istemesi Kuzey Yıldızı'na duyduğu özel ilgiden kaynaklanıyor. Evet evet haklısın. Projenin önceden bilinmesi ve bunun bölgede yaratacağı gelişmenin iyi hesaplanmış olmasından kaynaklanıyordu ilgisi. Evet evet, şu Somerville garip bir adam değil mi? Günaydın efendim. Atom reaktörü projesini zamanında çözemediğim için çok üzgünüm. Seni bu işte görevlendirmiştim Lewis. Tembelliğinin nelere mal olduğunu görüyorsun. Ben tembel değilim Bay Page. Ama geç kaldım işte, özür dilerim. Haber alma imkanımız onlar kadar güçlü değil demek ki. Sonuçta atladık bu önemli haberi. Her neyse. Özür dilerim Lewis, seni kırmak istemezdim tabii. Ancak görüyorsun ki oldukça güç durumda. Atom reaktörü başkanı bana bugün bilgi verecekti. Nereden bilebilirdim ki onlara daha önce bilgi sızdırdığını? Gazeteyi görünce şaşırıp kaldım. Tamam artık üzme kendini. Ne yapalım? Olan oldu bir kere. Çok üzgünüm Bay Page. Çok üzgünüm. İyi günler. Hadi. Bu Lewis'in hatası değil ki Henry. Atom Araştırmaları Komisyonu'ndan kimseyi tanımıyor. Evet haklısın belki. Lewis'e bu çıkışı yapmamam gerekiyordu. Havadisin kaç tane sattığını bilmek istiyorum. Biraz önce gazete dağıtıcısı Fenwick bana bir rapor getirmişti. Bir tane bile satamamışlar. Ne? Satamamışlar. Bu sabah 6'da 10 bin tane sürmüşler piyasaya. Saat 9'da da 10 bin tane daha gelecekmiş. Bütün gazeteleri parasız dağıtıyorlarmış. Tabii okuyucu istiyorlar ve buluyorlar. Demek öyle. Bedava dağıtıyorlar ha? Son gülen iyi güler. Hadi işimize bakalım. Durum nasıl arkadaşlar? Pek iyi değil. Satışlar gün geçtikçe düşüyor. Eğer önlem almazsak yakında hiç okuyucumuz kalmıyor. O kadar büyütmeyin meseleyi. Durum gerçekten çok ciddi Henry. Her gün 500-600 okuyucu yitiriyoruz. 10 gün sonunda 6000 okuyucu yitirdik demektir bu. Bu sayı gün geçtikçe de artacak. Her gün yeni bir şeyler çıkartıyorlar. Hediyeler dağıtıyorlar, kuponlar yayınlıyorlar. Sinema bileti bile veriyorlar. Okuyucu çekebilmek için her yolu deniyorlar. Kampanyalarının dozunu gittikçe artırıyorlar. Bunu biliyorum. Başka? Tina Tigil o iğrenç yazılarıyla bir hayli ilgi topluyor. Bütün bunları yapabilmek için su gibi para harcıyorlar. Ayrıca define avcısı diye de bir yarışma düzenlemişler. Para dağıtıyorlarmış. Evet arkadaşlar. Bütün bunlar onları yok olmaktan kurtaramayacak. Hem farkında mısınız, artık servis şefleri toplantısı rakiplerimizin neler yaptıklarıyla doluyor. Ama unutmayın ki bizler de gazeteciyiz. Şimdi haberlere geçelim bakalım. Merhaba Banur. Bugün toplantıda seni göremedim. Canım çok sıkılıyor Henry. Ayrıca biraz da işim vardı. Para meselesi biliyorsun ya. İlan verenler artık eski tarifiyi pahalı buluyorlar. Rakiplerimiz fiyatlarını indirmiş. Hatta işi parasız ilan almaya kadar vardırmışlar. Bu aptalca bir şey. Pek emin değilim Henry. Bana kalırsa bu adamlar çok kuvvetli. Kendi gazetelerinden daha iyisinin olmadığını ileri sürerek indirimli fiyatlarla uzun vadeli anlaşmalar yapıyorlar. Geçen haftadan beri en iyi müşterilerimizden Henderson ve Biles'i kaybettik. Bu durumda yapacak tek bir şey kalıyor, o da tarifeleri indirmek. Kesinlikle bu işin karşısındayım. Bu hem yanlış hem de gereksiz bir davranış olur. Biz fiyatlarımızı indirirsek onlar daha da indirir. 150 yıldır bize ilan verenler paralarının karşılıklarını gördüler. Tarifelerimizi değiştiremeyiz. Okuyucu kaybetmemek için işi sokak kavgası haline dönüştürmek de istemiyorum. Korkarım yanlış yoldasınız. Geçen gün Bay Smith'e rastladım. Kendisi benim üye olduğum kulübe kaydolmuş. Size temin ederim ki bu işlerden iyi anlıyor. Sen de fevkalade bir iş adamısın Balmer. Daha iyisini yapmaya gayret et. Eğer çözemediğin bir mesele olursa beni arayabilirsin. İyi günler Henry.
Bugünkü satış raporu geldi efendim. Yine 200 sayı kaybımız var. 200 sayı mı? Peki, teşekkür ederim. O rapor masamda kalsın, şuraya bırakabilirsin. Bu kadar erken geldiğine memnun oldum Henry. Geldi bir fincan çay iç. Sana olağanüstü bir haberimiz var. Aman ne kadar güzel. İyi haberler alamıyorum da son günlerde. Dinle bak. Dorothy bugün 100 sterlin kazandı. Çok şanslıyım baba. Hem öyle şanslıyım ki. Anlatsana nasıl oldu bu iş? İstasyondan dönüyordum. Tam bizim sokağın köşesine geldiğimde yanıma iki kişi yaklaştı. Birisi bana bir resim göstererek burası neresi diye sordu. Ben de oranın şehir meydanının resmi olduğunu söyledim. Sonra birden yakasında üç renkli bir şerit gördüm. Siz define avcısı mısınız diye sordum. O da bana evet ben define avcısıyım. Dikkatinizden dolayı sizi kutlarım dedi. Ve adam kendisini 4 günden beri kimse tanımadığı için biriken paranın hepsini, yani günde 20 sterlinden toplam 100 sterlini çıkarıp vermiş. Sevinçten deliye döndüm baba. Sonra da biraz gevezelik ettik. Yanındaki adam define avcısından daha sempatik, üstelik yakışıklı bir çocuktu. Resmimi de çektiler. Nasıl oldu? Ya? Kazananın üzerinde bir de Havadis gazetesinin bulunması gerekiyordu. Hı, bende vardı baba. Nasıl? Yani bu gazeteyi satın aldığını mı söylemek istiyorsun? Sinirlenecek bir şey yok bunda sevgilim. Ne olup ne bittiğini öğrenmek benim de hakkım değil mi? Ve Dorothy'ye bu gazeteyi aldırıyorsun öyle mi? Neden olmasın? Dedikodu haberleri çok ilgi çekici. Kuzey Yıldızı'nda böyle bir köşe yok. Bunda ne kötülük var anlayamıyorum. Bunda ne kötülük mü var? Bu adamlar Kuzey Yıldızı'nı batırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sen de gazetelerini alarak onların tarafını tutmuş oluyorsun. Bu kadar da kalınsa iyi. Bir de kızım ne kadar şansım var diye aptalca övünüyor. Bu kadar alçalabileceklerini düşünmüyorum. Ve sen Dorothy, senin yolunu özellikle beklediklerini anlamıyor musun? Bu bir oyundu. Seni nasıl kullandıklarını düşündükçe ürperiyorum. Tabii yarın çıkacak olan Havadis'te bu haber de yer alacak. Korkunç bir şey bu. Malcolm, Malcolm, Havadis'i gördün mü? Gördün mü bu sabah ha? Görmedim, yine ne olmuş? Dinle bak, define avcısı yarışmasını Dorothy Page kazandı. Nasıl? Olamaz. Durma durma, devam et Paul. 4 gündür bilinmeyen define avcısı dün nihayet 17 yaşındaki haşere esmer güzeli Dorothy'ydi. Dikkati kendisine tam 100 sterlin kazandırdı. Vay vay vay, oyuna bak. Beni dinliyor musun yoksa okumaktan vaz mı geçiyorsun? Oku oku. Kıymetli meslektaşımız Kuzey Yıldızı'nın yöneticisi Henry Page'in kızı olan Dorothy muhabirimize ilginç açıklamalarda bulundu. Annesiyle birlikte şehrimize büyük yenilik getirmiş olan Havadis'in en sadık okuyucularından olduklarını ifade etti. Güzel sanatlar öğrencisi ve dans pistlerinin şampiyonu olan Dorothy Page aynı zamanda sinema, müzik ve Havadis triyakisi. Dorothy yaşıtı diğer gençler gibi eski dönemden kalma ağır bir yaşantıya karşı gelişimi engelleyen bir zihniyetle savaşma kararında. Dorothy muhabirimize artık taş devrinde değil atom çağında yaşıyoruz. Bana kalırsa Havadis doğru olanı savunuyor dedi. Evet evet. Bu iş hiç iyi olmadı Paul. Bir oyun oynanmış zavallı Dorothy. Efendim? Bay Page servis şefleriyle birlikte sizi toplantı salonunda bekliyor efendim. Peki peki, hemen geliyoruz. Hadi Paul, patron bizi bekliyormuş. Bir şanssızlık bu. Ama olan oldu bir kere. Yakınmak para etmez. Kabul etmek gerekir ki zavallı Dorothy'yi ustaca kandırmışlar. Yine de bize fazla dokunmamışlar. Yazının bir bölümünde bizi sadece geri kafalıkla suçlamışlar. Bana kalırsa bu hakaretten de beter. Bu Lyne'in bir oyunudur. Serserenin tiki o. İçinden adamın suratına bir yumruk atmak geliyor. Eğer onlar böyle hileler yapacak kadar kurnazsalar bizim de daha ilerini bulmamız gerekecek. Bu tür oyunların işimizi zorlaştıracağı malum. Ama şundan eminim ki zafere her zamanki temkinli ve ölçülü politikamız sayesinde ulaşacağız. Okuyucumuza olan sevgi ve saygımızı yitirmeyeceğiz. Üstümüze sıçratılan çamurlara rağmen ayakta kalacağız. Öyle sanıyorum ki kamuoyu en gerekli olduğu dönemde destekleyecektir bizi. Ufak bir karşılıkta bulunup sonra olayların gelişimini izleyelim. İyi de tirajımız bir daha düşecek olursa harekete geçmek için geç kalınmış olunabilir. Ne yapmamızı istiyorsun? Biz de saldırıya geçelim. Susmakla çözüme ulaşacağına inanmıyorum ben. Açıkçası onların anlayacağı bir dille karşılık vermeliyiz. Mücadelemizi sokak kavgasına dönüştürmek yanlısısın yani. Gerekirse susmak her durumu olduğu gibi kabullenmek demektir. Küçük küçük karşılıklar vermek ise onlar tarafından bize yöneltilen saldırıların artmasına sebep olur.
Sesimiz çıkmalı ki fazla ileri gidemesinler. İyi ama Pul, böyle bir politika izleyecek olursak kaybeden yine biz oluruz. Çünkü biz onlar gibi değiliz. Böyle oyunlara fazla aklımız ermez bizim. Medeni insan boyutunda mücadele edersek kazançlı çıkan taraf kesinlikle biz oluruz. Arkadaşlar, özür dilerim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Siz toplantıya devam edin. Peki Henry. Merhaba Malcolm. Çok bekledin mi? Hayır Henry, fazla beklemedim. Birkaç dakika oldu geleli. Saat 9'daydı değil mi randevumuz? Evet 9'daydı. Henry, mutlaka benim de gelmem gerekiyor muydu bu randevuya? Düşündüm ki siz kendi aranızda halledebilirdiniz meseleyi. Birlikte olmamızda daha fazla yarar var. Ona durumumuzu anlatırken yardımcı olabileceğini düşünmüştüm. Ama istemiyorsan gelmeyebilirsin tabii. Ben siz daha rahat konuşabileceğini düşünmüştüm. Aman Malcolm, senden gizlim saklım mı var benim? İçinde bulunduğumuz durumu sanki hiç bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Hemen kırılma canım. Hadi gel bir taksiye binelim şuradan. Henry. Merhaba. Rahip Gilmore. Ben de bugün sizi aramayı düşünüyordum. Bay Malcolm'la tanışıyorsunuz değil mi? Tabii. Nasılsınız Bay Malcolm? İyiyim, sağ olun efendim. Siz nasılsınız Henry? İyi gibiyim. Şu son zamanlarda sağlığım iyi değildi. Henry, ben seni taksi durağında bekliyorum. İyi günler Rahip Gilmore. İyi günler Bay Malcolm. Hava ne kadar güzel değil mi? Evet öyle, çok güzel bir hava. Sizi son günlerde iyi görmüyorum Henry. Yardımcı olabilir miyim? Kötü bir dönem geçiriyorum. O kadar kötü ki desteğinize ihtiyaç duyuyorum. Hangi konuda? Somerville'le olan kavgamızda. Bakın Henry, biliyorsunuz kilise siyasete karışmaz. Eğer bu işte taraf tutarsam hoş karşılamazlar. Bir de bana kalırsa havadisçilere karşı biraz haksızlık ediyorsunuz. Tamam, arada sırada çizmeden yukarı çıktıklarını kabul ediyorum. Fakat artık devir değişti. Şu Smith iyi niyetli bir insan. Onunla geçenlerde ilginç bir konuşma yaptık. Ayrıca her pazar onu kilisede görüyorum. Bir de havadis Çan Kulesi'nin yapımı için önemli bir katkıda bulundu kilisede. Anlıyorum peder, anlıyorum. Şunu unutmayınız Henry. Hepimiz sizinle beraberiz. Fakat dürüst olmak gerekir. Son günlerde birkaç küçük şiirimi bile yayınladı havadisçiler. Doğrusunu isterseniz bana büyük mutluluk verdi bu. Hatta Bay Nay'dan edebi yeteneğime ilişkin bir de mektup aldım. Ya, öyle mi peder? Bilirim, çok yeteneklisinizdir. Önümüzdeki günlerde birkaç şiiriniz daha yayınlanır herhalde. Hiç canınızı sıkmayınız Henry. Bir gün bütün olanlar geçecektir. İnsanlar sabırla yoğrulmuştur. İnanın bana. Öğütlerinize teşekkür ederim peder. Söylediklerinize asla kulak ardı etmeyeceğim. İzninizle. Güle güle Henry. Bay Page ile Bay Malcolm geldiler efendim. İçeri alabilirsin. Buyurun efendim, Bay Holden sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Oh, Bay Page, hoş geldiniz. Merhaba Bay Malcolm. Oturun lütfen. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim dostum. Sizlere nasıl yardımcı olabilirim? Siz babamın sağlığında onun en iyi dostlarından biriydiniz. Bu yüzden çok açık konuşacağım. Sizi dinliyorum Henry. Kredi istemeye geldim. Biliyorsunuz durumumuz bugünlerde pek iyi değil. Biliyorum. Bakın Henry, aslına bakarsanız ben de bu konuda sizinle konuşmak istiyordum. Son aylarda hesabınızdan hatırı sayılır miktarda para çektiniz. Bunun karşılığında elinizde garanti olarak bazı tahviller var. Evet, hangi kurdan alınmıştı onlar? Yanılmıyorsam 104'ten falan değil mi? Evet. Şimdi ise 63'e düştüler ve korkarım daha da düşecek. Size tavsiye ettiğim zaman niçin satmadınız tahvilleri? Paniğe kapılmanın doğru olmayacağını düşündüğümden belki. Bugünlerde iyi bir vatandaş kendi çıkarlarını ihmal etmemeli. Enflasyonu önleyemeyişimizin sonunda tahvili alan herkesi iflasa sürükleyecek. Örnek vatandaş bilinciyle hareket edecek olursanız sonunda meteliksiz kalabilirsiniz. Bakın önümde bir rapor var. Son iki ayın bilgileri bunlar. Hesabınızdan 50.000 sterlin çekmişsiniz. Biliyorum. Bay Malcolm, siz de incelemek ister misiniz hesapları? Sağ olun, ben biliyorum hesap durumunu. Tabii daha bu bir şey değil. Masraflarınız bu biçimde artarsa 6 veya 8 hafta sonunda elinizde hiçbir şey kalmayacak. Ben de bundan dolayı borç para almak istiyorum ya.
Peki bu borcun karşılığı ne olacak? Kuzey Yıldızı tabii ki. Binalar, baskı makineleri. Üzgünüm Henry. Size yardım etmek isterdim. Fakat imkansız. İmkansız mı? Olmaz böyle şey. Beni tanıyorsunuz. Sağlam bir sermayemiz var. Yıllardır sizin müşterinizim ve... Biliyorum Henry, biliyorum. Bu yüzdendir ki size borç verememek bana çok zor geliyor. Fakat bu arada yapılan baskılar bütün kredileri yasaklıyor. Bu bizim değil, hükümetin kararı. İyi ama bu milli bir sorun değil ki. Bu tamamen mahalli bir mesele. Hatta şahsi bile denebilir. Hiç olmazsa bu meselenin tartışması gerekir. Bu çok gereksiz olurdu. Bankaya sorumluluk yükleyebilecek herhangi bir yetkim yok. Bunun için yönetim kurulu kararı gerekli. Neden gidip yönetim kurulu başkanı ile görüşmüyorsunuz? Federbüyle mi? Evet, şu anda fabrikasında olmalı. Telefon edip onu ziyaret edeceğinizi söylememi ister misiniz? Pekala. Telefon edersiniz memnun olurum. 20 dakika sonra orada olurum. Kusura bakmayın Henry. Size yardım edemediğim için üzgünüm. Ama şimdiye kadar para sorunlarını hep sizinle hallederdik. Haklısınız belki. Ama bundan böyle yönetim kurulu başkanı ile halledeceksiniz. Evet Henry. Sizin için ne yapabilirim? Biraz sonra golf oynamaya gideceğim de. Az önce bankanızın müdürüyle görüştüm. Kendisine kredi almak istediğimi söyledim. Ancak o kredi veremeyeceğini, belki sizin yönetim kurulu başkanı olarak bir şeyler yapabileceğinizi söyledi. Anlıyorum. Görebildiğim kadarıyla durumunuz pek iç açıcı değil herhalde. Ne yazık ki öyle. Biraz daha parayla bu işten sıyrılabilirim. Oldukça büyük paralar harcayıp beni yok etmek istiyorlar. Öyle mi dersiniz Henry? Sarp bir yolda yürüdüğünüzün farkındasınız değil mi? Eğer devrilirseniz şu anda elinizde bulunanlar da bir işe yaramaz. Biliyorsunuz yazıhaneleriniz çok eski. Bina neredeyse yıkılmak üzere. Kimse 5 para vermez. Matbaanın değeri yok değil. Fakat o da Bayan Harbatıl'a ait. Siz sadece kiracısınız. Gazetenin kendisine gelince, eğer havadis yerinizi alacak olursa bu durumda size kim para verir? Bay Waterby, siz de biliyorsunuz ki bu imkansız. Yıkılmamız zor bizim. Size göre öyle. Oysa şimdiye kadar aldığınız sonuçlar pek parlak değil. Beğenmediğiniz bu adamlar çok iyi bir başlangıç yaptılar. Şüphesiz onların gazetesi sizin gazetenizin seviyesinde değil. Bununla beraber haberleri bambaşka bir çerçeveye büründürüyorlar. Mesela şu eroin kaçakçılığından tutuklanan kont ve sevgilisiyle ilgili yazı dizisi biraz şişirilmiş olmasına rağmen çok eğlendiriciydi. Onların bütün malzemesi bu. Dolandırıcılık, yalancılık, iftira. Bunu nasıl desteklersiniz? Yok canım, mübalağa ediyorsunuz. Size sadece ne yapılması gerektiğini açıklamaya çalışıyorum. Büyük bir hızla sona doğru gidiyorsunuz. Ve bu beni kahrediyor. Niçin daha fazla geç olmadan boyun eğmiyorsunuz? İyi bir fiyat elde edebilmeniz için size yardımcı olabilirim. Hayır, kararımdan vazgeçmeyeceğim. Sizi her zaman sağduyu sahibi bir insan olarak tanırdım Henry. Yakıştırmamı lütfen bağışlayınız ama biraz aptalca davranıyorsunuz. Şimdi ise öfkeden deli olmuşsunuz. Tamam, cesaretiniz var. Ancak cesaret her şeyin çözümü demek değildir. Ama yine de size karşı hayranlık duymuyor değilim. O halde bana 20.000 sterlin borç verin. Haldun'la ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşmeden hiçbir şey yapamam Henry, biliyorsun. Bay Waterby, gelecek seçimlerde bölgemizden aday olacaksınız. Seçim kampanyanızı sürdürebilmeniz için yaygaracı bir gazetenin desteğine ihtiyacınız var. Elbette Kuzey Yıldızı ve Havadis arasında bir tercih yaparsanız Havadis size daha uygun düşer. Bu yüzden de rakibimin yanında yer alıyorsunuz. Ne kadar acı değil mi? Bunca yıllık dostluktan sonra. Bakın dostum, gelecek seçimlerde aday olacağımı duymayan kalmadı. Bir gazeteci olarak siz bunu herkesten önce duymuşsunuzdur. Doğru. Bir basın kuruluşunun desteğine ihtiyacım var. Bu durumda da bana destek olacak tek gazete Havadis'tir. Çünkü siz büyük bir hızla okuyucu kaybediyorsunuz. Sermayenizi kediye yüklediniz. Elinizde avucunuzda hiç para kalmadı. İlanlardan da fazla para kazanamıyorsunuz tahmin ederim. Ve korkunç bir hızla batağa saplanıyorsunuz. Bu benim değil, sizin suçunuz. Gazetenizi satsaydınız bu duruma düşmezdiniz. Bana hala gazeteyi satsaydınız diye tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Bay Waterby, şunu unutmayın. Bu geçici bir durumdur. Yakın bir gelecekte bu beladan kurtulacağım. Havadisi batırarak hem de. Havadisi ve onun gibi düşünenleri de.
Merhaba Malcolm. O kadar merak ettim ki seni. Halledebildin mi meseleyi? Waterbury'e gelmemekle ne kadar akıllılık etmişsin. Sinirden midene kramplar girebilirdi. Waterbury bankasından borç vermeyi kabul etmedi. Bu durumda ne yapacağımı şaşırdım. Ancak 5-6 hafta dayanacak gücümüz kaldı. Sonra işte o zaman durum Holden ve Waterbury'nin dediği gibi olacak. Yani atacağız. Acele kredi bulmalıyım. Acaba Alice evi ipotek etmemize izin verir. Böyle bir istekle onun karşısına gidersem rezil olurum ama ne yapayım? Elimden gelen başka bir şey yok ki. Üzülme Henry. Nasıl olsa bu işin üstesinden geleceğiz. Evet, bir yolunu bulacağız. Bana verebileceğin iyi bir haber var mı? İyi bir haber mi? Bugünlerde kimseye iyi haber verdiğimi hatırlamıyorum. Aksine sana verilecek kötü bir haberim var. Kötü haber mi? Yazı grubundan bir kişi eksildi. Balmer gitti. Ne? Defoldu gitti. Kaçtı demek daha yerinde olur. Düşmanının tarafına geçti Henry. Nasıl istersen öyle adlandır. İşte istifa mektubu. Ama bu imkansız. Anlaşmaya göre bir ay önceden haber vermesi gerekiyordu. Şimdiden havadise yerleşmiş bile. Balmer paranın en çok bulunduğu yerde olan insanlardan birisidir. Bir başka kötü haber de. Linotipçilerden ikisi Perkins ve Dodds da onunla birlikte gitmişler. Ne demek oluyor bunları? Yani teslim olacağımızdan bu kadar eminler mi? Hayır sanmam. Bu gidişler tamamıyla maddi soruna dayanıyor. Havadis kendilerine daha uzun süreli kontratlar sunmuştur. Peki şimdi ne yapacağız? Becerikli adamlar bulmak zor. Hiç vakit kaybetmeden işçi bulma bürosu ile temasa geçmeliyiz. Sen halledersin bu meseleyi. Merak etme. Bu işin üstesinden geleceğiz. Şey efendim. Evet Lewis. Bir şey mi istiyorsun? Evet. Bay Page ile görüşecektim. Evet Lewis. Seni dinliyorum. Bay Page. Durumun kötü olduğunu biliyorum. Eğer siz de onaylarsanız... Ayrılmak mı istiyorsun? Ayrılmak mı? Asla Bay Page. Ben diyecektim ki... Hadi Lewis söylesene. Efendim ben bu durumdan kurtuluncaya kadar ücretsiz çalışmak istiyorum. Ama Lewis. Günün birinde borcunuzu ödersiniz Bay Page. Şimdi çalışmam gerekiyor izninizle. Buna benzer bir öneriyi Pool da yaptı. Bu çocuklar bana hırs veriyor. Cesaret veriyor. Henry, yıllardır biriktirdiğim 10.000 sterlinim var bankada. Bu para yalnız bir insan için oldukça fazla. Onun için sana borç vereceğim. Ne kadar iyisin. Ama bunu kabul edemem. Bak Henry, sen benim patronumdan da öte dostumsun. Biz bir aileyiz burada. Ailemizin de şu günlerde bazı küçük problemleri var. Hep birlikte kurtulacağız buradan. El ele. Peki öyleyse. Bundan sonra mizampacı da ben yapacağım. Başka adam almaya gerek yok. Eve dönmeden önce David'e uğramak istiyorum. Hiç olmazsa geçici bir süre için bizimle birlikte çalışmalı. Geliyorum. Bir dakika. Siz miydiniz? Bu ne güzel sürpriz. Merhaba Kore. İçeri girin lütfen. Sizinle şöyle güzel bir akşam üzeri geçirmek istedi canım. Ayrıca konuşmam gereken bazı hususlar var. Rahatsız etmiyorum değil mi? Rahatsız etmek mi? Asla. Buraya gelişiniz bize büyük bir mutluluk veriyor. Bunu biliyorsunuz. Oturmaz mısınız? David nerede Kora? Doktor Evans'ı görmeye gitti Scarborough'a. Hasta mı yoksa? O, pek değil. Görünüşü iyi, oldukça sağlıklı. Ama bir süredir kendisiyle ilgili kaygıları var. Ne gibi kaygılar? Sanki bir şeyden korkuyor gibi. Acaba hastalığı tekrarlıyor mu dersin? Kısmen evet. 15 gündür kendisini pek iyi hissetmiyor. Artık çalışmak da onu tatmin etmiyor. Eskilerden söz etmek istiyor. Sonra da bana hastalığından, kendisini bu duruma getiren korkunç hatıralarından söz ediyor. Konuyu değiştirmek istiyorum ama o yeniden başlıyor. Ve hiç durmadan ya yeniden hastalanırsam diyor. Biliyor musunuz? Artık ona yetmediğimi bile düşünmeye başladım. Lütfen böyle düşünme Kora. Daha güçlü olmalısın. Oğlum bu devreyi senin gayretinle geride bırakmıştı. Onu kıracak davranışlardan kaçınmak gerek. Onun için elimden geleni yapıyorum. İnanın bana, onu çok seviyorum. Bakın, geçen pazartesi aniden çatı katından indi ve bana kiminle konuştuğumu sordu.
Ona yalnız olduğumu söyledim, inanmadı. Birisiyle konuştuğuna eminim diye ısrar etti. Ben işi şakaya vurmaya çalıştım. Oysa o bütün evi aramaya başladı. Kimseyi bulamayınca da bana garip garip bakarak. Kora dedi, bir takım sesler duyar gibi oluyorum. Evet, işte o gün doktora gitmeye karar verdi. Birlikte gitmemizi söylediğimde de beni istemedi yanında. Eğer kendisi bu işi halledemezse asla düzelemeyeceğini söyledi. Artık bana bile güvenmiyor. Ağlama Kora, üzülme, her şey düzelecek. İnanıyorum ki çok yakın bir zaman sonra bütün bunlar geride kalacak. Gel, gel seninle şöyle bir gezinti yapalım. Hava çok güzel. Evet, çok iyi olur. İzin verin de şalımı alayım. Sizi de gereksiz yere üzdüm. Kusura bakmayın. Böyle düşünme lütfen. Ben senin babanım. Ve bir baba bütün çocukları için aynı kaygıları duyar. Kendimden utanıyorum. Sizin de o kadar çok derdiniz var. Ama uykularımı kaçıramıyorlar. Çok güç durumda olduğunuzu duydum. Evet, oldukça güç durumdayım. İşler hiç umduğum gibi gitmiyor. Adamlarım yavaş yavaş ayrılıyorlar benden. Adam açığımı belki David'le kapatabilirim diyordum ama o da rahatsız. Her neyse. Artık benim gitme zamanım geldi. Gitmek mi? Lütfen biraz daha kalın. Sizi böyle yollarsam kendimi asla affetmem. Gelin gelin, birlikte bir şeyler yiyelim. Tamam Kora. Lütfen kırmayın beni. Peki peki öyleyse. Belki David'le döner bu arada. Hadi o zaman yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Ne dersiniz? Şöyle jambonlu yumurta, kızarmış ekmek, tereyağı ve bahçemizin elmalarından yapılmış nefis bir komposto. Tabii bir fincan da çay. Evet evet, bir fincan da çay. Ama sevgili gelinim, teklifini bir şartla kabul ediyorum. Hı-hı. Mutfakta oturacağım ve seni iş yaparken seyredeceğim. Biliyor musun Kore? Evliliğimin ilk yıllarından beri mutfakta iş yapan bir kadın görmemiştim. Biz yeni evliyken, yani David henüz doğmamışken, Alice'i uzun uzun seyrederdim. Ama daha sonra bu görüntüyü unuttum çünkü karım bir hizmetçi tuttu. Heh, bu kitabı sen mi okuyorsun? Evet ama daha yarısına bile gelmedim. Aslına bakarsanız okumak benim harcım değil. Ben el işi yapmayı seviyorum. Bahçeyle oyalanmak istiyorum. Sen sağduyu sahibi bir kadınsın. Önemli olan da bu. Kitap okumak istemiyorsan kendini zorlama. Herhalde öyle yapmak en iyisi. Ocağa birkaç odun atayım. Neredeyse geçmek üzere. Ateşe bayılıyorum. Hele şu odunun kokusu yok mu? Çok samimi geliyor bana. İnsan kendisini yuvasında hissediyor. Bir zamanlar yaşadığım paslı bir radyatörün ısıttığı büyük eşyalarla dolu odaları düşünüyorum da. Oysa David ateş istemiyor. Bu da onun son zamanlarda geliştirdiği yeni fikirlerden biri. Ne fikri? Tam olarak bilmiyorum. Bu teori birdenbire aklına esti. Her şeyden vazgeçmek, her şeyden feragat etmek istiyorum. Ne yapsam para etmiyorum. Bana kalırsa insan hiçbir şeyden mahrum kalmamalıdır. Keşke David bütün bunları daha basit olarak görebilseydi. Güzel bir yemekti Kora, teşekkür ederim. Bir çay daha almaz mısınız? Yok sağ ol. Vakit hayli geç oldu. Artık gitmem gerekiyor. Yarın çok erken kalkacağım. Ayrıca Alice'le de konuşacağım bir konu var. O uyumadan eve gitmeliyim. Gidiyorsunuz demek. Bu bana daha da hüzün verecek. Böyle bir gecede kapalı kalmak hiç hoş değil. Biraz daha dolaşmak ister miydiniz? Biraz önce dolaştık ya. Gece o kadar güzel ki, o kadar parlak ki. Plajın ilerisinde kuytu bir yer var. Balık ağlarıyla dolu. Oraya kadar yürüyebilirdik. Hı? Gerçekten geç oldu Kora. Dönmem gerekiyor. Başka bir gün gideriz. Söz mü? Söz. Ama artık üzülme, her şey düzelecek. Siz çok iyi bir insansınız Bay Page. Çok iyi. Yakında tekrar gelin, rica ederim. Olur Kora, gelirim. Hoşça kal. Eşinize ve Dorothy'ye sevgilerimi ilet. Ne Alice, daha yatmadın mı sen? Yatmadım, seni bekledim. Saat biraz geç oldu da. Dorothy burada mı? Evet, çoktan yattı. Niçin bu kadar geç kaldın? Sildon'a, David'lerin yanına uğradım. Ama David yoktu. Doktor Evans'ı görmeye gitmiş. Ciddi bir şey olduğunu sanmam ama yine de yarın sabah Evans'a telefon edeceğim. Zavallı Kora, o kadar çok sarsılmış ki bir müddet onunla kaldım. Dur biraz dur. Bana öyle geliyor ki oldukça uzun bir zaman kaldın orada mı? Biraz yürüyüş yaptık deniz kıyısında. Sonra da yemeğe kalmam için ısrar etti. Kora'yı fazla şımarttığının farkındasın değil mi? Gelinimiz o bizim. Sen de bir türlü sevemedin şu kızı. Neyse bırakalım bunları. Seninle konuşmak istiyorum. Hangi konuda? Alice, bak. Biliyorsun
bu evi senin adına aldım. Güvenebileceğim bir yatırım olsun istedim. Fakat şimdi yardımına ihtiyacım var. Aslında bunu senden istememek için neler vermezdim. Oysa başka çıkar yolu yok. Bana nakit para gerekli. Eğer şu kağıtları imzalarsan evi ipotek edip karşılığında esaslı bir para alabilirim. Utanmıyor musun sen? Bana böyle bir şeyden nasıl söz edebilirsin? Benim için de çok güç tabii. Vicdanımın rahat olduğunu sanma. Oh Tanrım, Tanrım. Bir bu eksikti. Tanrım, ne durumda olduğumuzu pekala biliyorsun. Keşke bilmez olsaydım. Bu batak yerden çekip gidebileceğimizi sağlayacak fevkalade bir teklifi reddettin. Hepimizi felakete sürükledin. Beyinsiz bir egoist gibi inatçılık etmen mi gerekiyordu? Bu ev bize kalan son şey. Ve şimdi tam iflasın eşiğine gelmişken bizi sokağa atmak istiyorsun. Bütün bunların senin için dayanılmaz olduğunu biliyorum. Fakat beni de anlamaya çalışmalısın. Şantaj ve korkutma yoluyla bir yenilgiyi kabullenemem. Rakiplerimin tehdidi karşısında teslim olmamı bekleyemezsin benden. Peki bu ev elimizden giderse Dorothy ile ben ne olacağım? Ben hayattayım Alice. İşler düzenlese bile sizlerin geçiminizi sağlayabilirim. Fakat mesele bu değil. Karımın duruma böyle bir açıdan bakması beni üzdü. Karın. Karın ha. Sanki sen beni karın yerine, çocuklarının anası yerine koyuyor musun? Bu akşam Silidon'da Cora ile yan gelip otururken ben burada yapayalnızdım. Çok rica ederim Alice, kavga etmek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Sadece hakkımı sana karşı savunmaya çalışıyorum. Sana ne yaptım ki bana karşı kendini savunuyorsun? Ortada bir mesele varsa bunu bilerek ya da isteyerek yaratmadığımı biliyorsun. Rakiplerime gelin boğazıma sarılın demedim ya. Mahvolduk. Ne dersen de hepimiz mahvolduk Henry. Yakında sokaklarda dileneceğiz. Alice, yalvarırım kendine gel. Her şey bitmiş değil. Son anda şans bizden yana dönebilir. Ama biz birbirimize destek olmazsak bu savaşı daha çabuk kaybederiz. Ne olur affet beni Henry. Affet. Kızdığım zaman neler söylediğimi kendim de bilmiyorum. Oysa böyle bir durumda sana yardımcı olmam tamam, gerekir. Tamam Alice. Sakin ol artık. Ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Yoksa böyle davranmazdın. O kağıtları imzalayacağım. Ne olur ver şu kağıtları Henry. Sana yardım etmek için ne gerekiyorsa yaparım. Sağ ol Alice. Ama her şeyi yarın sabaha bırakalım olmaz mı? Senin de sinirlerin yeterince yıprandı. Şimdi yapmamız gereken en doğru şey yatıp uyumak. Peki. Dinlenince her şeyi bambaşka bir gözle göreceksin. Senden tekrar özür dilerim Henry. Ha, bırak Alice. Ben söylediklerini çoktan unuttum. Hadi iyi geceler. Sana da. Günaydın baba. Ne kadar erkencisin bu sabah. Günaydın Dorothy. Annem kalkmadı mı daha? Yok, hayır kalkmadı. Dün akşamki tartışmadan sonra onun öğlene kadar kalkacağını sanmıyorum. Dorothy, o senin annen, böyle konuşmamalısın. Akşam tartışmanızı duydum baba. Çok üzüldüm, hem de çok. Bundan annene söz etme. Hem çocuklar bu işlere karışmaz biliyorsun. Artık benim gitmem gerekiyor. Hoşça kal Dorothy. Güle güle baba. Baba. Efendim? Sen yaptıklarında haklısın. Seninle övünüyorum baba. Demek Alice kabul etti evi ipotek ettirmeyi. Önce karşı koydu ama sonunda razı oldu. Malcolm, aldığımız bu paranın bir bölümünü matbaa işçilerine dağıtalım. Bizden alacakları oldukça fazlalaştı. Kağıt fabrikasına da biraz para vermemiz lazım Henry. Borcumuz gün geçtikçe çoğalıyor. Günün birinde aniden kağıtsız kalmayı istemeyiz değil mi? Ha, bir de taşıyıcılar paralarını bekliyorlar. Peki onlara da verelim. Depo görevlisine sorun bakalım ne kadar kağıt stokumuz var acaba. Fazla değil ama yine de sorarım şimdi. Aldığımız para o kadar çabuk gidiyor ki. Neredeyse uçan kuşa borcumuz var. Bakalım sonu nereye varacak bu işin. Onlar mı yok edecek bizi yoksa biz mi onları? Ama ne olacaksa çabuk olsun, sabrım taşıyor artık. Böyle düşünme Henry. Eğer aceleci davranırsak bu sonumuz olur bizim. Haklısın galiba. Öyle bir durumdayım ki Malcolm. Düşüncelerim karma karışık. Bazen hiçbir şey düşünemiyor, karar veremiyorum. Hayatımın en çetin günlerini yaşıyorum. David'in durumu da ayrıca çok üzüyor beni. Şimdi aklıma geldi bak. Bugün Doktor Evans'ı arayacaktım.
Hadi Malcolm, toplantı salonunda bizi bekliyorlardır. Sen git, ben de Evans'ı aradıktan sonra gelirim. Olur Henry. Çıkmadan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsun burada çok adama ihtiyacımız var. Evet. Dorothy büyüdü artık. Acaba diyordum, bize yardımcı olamaz mı? Hiç olmazsa geçici bir süre için. Bilmem, akşam konuşurum onunla. Peki, o halde az sonra görüşürüz. Hı. Kızım, bana Doktor Evans'ı bağlar mısın lütfen? Leonard Knight, seninle konuşmak istiyorum. Dinliyorum Smith. Niçin bu kadar sinirlisin? Bir de soruyorsun. Burada bütün işleri tek başıma ben yapıyorum. Oysa yanılmıyorsam bu işten ikimiz de aynı oranda sorumluyuz. Yani benim çalışmadığımı mı söylemek istiyorsun? Evet, aynen öyle diyorum. Çalışmıyorsun. Bak, saat neredeyse 11'e geliyor. Sense daha yeni geliyorsun gazeteye. Buna sen karışamazsın. Unutma ki burada ikimiz de aynı yetkilere sahibiz. Sen benim patronum değilsin. Ayrıca havadisin yayın politikası benim eserimdir. Yeni bir gazetenin bu kadar çok satmasının sebebi de benim yeni buluşlarımdan ve fikirlerimden kaynaklanmaktadır. Somerville de biliyor bunu. Biliyor, bilmesine ya. Denettiğim için adam göndermekten de geri kalmıyor. Adam mı gönderiyor? Yine mi? Evet, 6 hafta içinde 3. defa. Durumumuzun hiç de iyi olmadığının farkındasın değil mi? Hem de kim geliyor biliyor musun? Grilly'den başkası olamaz. Patronun en iyi maliye uzmanıdır o. Faturalardaki en ufak yanlışlıkları, hesaplardaki en ince açıkları bulup çıkartmakla ünlüdür. Biliyorum. Dün Londra'ya telefon ettim. Fakat çok soğuk bir biçimde karşılandım. Durumun ikimiz için de ne kadar ciddi olduğunun farkındasın herhalde. Somerville savaş baltasını topraktan çıkarmış. Eğer iyi bir sonuç elde edemezsek halimiz haraptır. Nereden bilebilirdim o Page denilen adamın bu kadar direteceğini? Şimdiye kadar çoktan teslim bayrağını çekmeliydi. Kabul etmek gerekir ki başarılı olamadık. Eğer 1-2 hafta içerisinde bu işi başaramazsak Somerville ikimizi de kapının önüne koyar. Allah aşkına zırvalamayı kes. Page'i saf dışı etmek tek arzum. Bunu herkes biliyor. O ahlak şampiyonluğu taslayan asil bozuntusunu daha ilk gördüğüm gün sevmedim ben. Ve o gün karar verdim ki bu adamın hesabını göreceğim. Ama bunu çıkıp da sokakta haykıramam ya. Grilly ne zaman geliyormuş? Treni şu dakikalarda istasyona gelmek üzeredir. Karşılamak için Balmer'i gönderdim. Şu Balmer denilen adama da hiç güvenemiyorum ya, neyse. Somerville'in de artık bize güvenmediği gibi değil mi? Durum korktuğumdan da kötü beyler. Havadis için ayrılan para neredeyse bitmek üzere. Bu da Somerville'in hiç hoşuna gitmeyecek. Biz elimizden geleni yapıyoruz efendim. Maliyet fiyatlarını da düşürdük. Genel masrafları da kıstık. Şu atom santrali inşaatı bir başlasa. Biliyorsunuz o yatırımın ardından yepyeni bir okuyucu kitlesi kazanmayı hesaplamıştık. Oysa projeyi durmadan geri atıyorlar. Şimdi o projeyi bir kenara bırakalım. İlk başlarda elde ettiğimiz satış oranında gerileme var ki bu da Page yeniden mesafe aldı demektir. Farkında mısınız bilmem ama bu teşebbüse ayrılan miktardan sadece 20 bin sterlin kaldı. Gelir ve giderlerinizin bu dengesiz durumu düzelmezse bu para 5-6 hafta içinde tükenecektir. Peki bu arada neler yapacağınızı öğrenebilir miyim? Amacımıza ulaşmamıza az kaldı. Ek ödenek alabileceğimizi umuyoruz. Bakın beyler, patrona bütçenin arttırılması için öneri götürecek kadar yetkimiz yok bizim. Olağanüstü bir olay olmadığı takdirde teşebbüsü yarım bırakmak zorundayız. Öyle sanıyorum ki Page'in zararı da bizimle aynı ölçüde artmakta. 2 aydır sermaye bulabilmek için umutsuz arayışlar içerisinde. Önce bankadan borç para istedi, alamadı. Yönetim kurulu başkanı ile görüşmeye gitti, oradan da eli boş döndü. Eskiden aldığı kredilerin ödeme sürelerini uzatmak istedi. Faturalara gittikçe kabardığı için evini ipotek ettirmek zorunda kaldı. Hayat sigortası aylığını kesti. Hatta o muhteşem Çin'i koleksiyonunu bile sattı. Personelinin bazılarının aylıklarını %20 oranında azalttı. İyi hazırlanmış bir darbenin onu yıkacağından eminim. Öyle bir darbe nereden gelecekmiş ki? Şimdi beni iyi dinleyin. Page, Kuzey Yıldızı yayın evinin bulunduğu binanın sahibi. Oysa matbaa ona ait değil. Harbot adında Page'in babasının eski dostlarından birininmiş. Şimdi ise bina Harbot'un dul karısının elinde. Page matbaaya çok az kira veriyor. Şu elimdeki de Page ile bina sahibisi arasında yapılan ve her yıl yenilenen kontrat. Bütün bunları nasıl elde edebildiniz Bay Nye? Güvenilir bir kaynak mı? Bunları bulup çıkartalı birkaç gün oldu. İnanın ki hiç de kolay bir şey olmadı tabii. Haziran ayının başında bize geçen Page'in adamı Balmer yardım etti. Bayan Harbot'la temasa geçtim.
dul bayanın evraklarını iyice inceleyip kendisinin aldatıldığına, verilen kiranın yok denilebilecek kadar az olduğuna ikna ettim onu. Kısaca ihtiyarı öyle bir işledim ki sonunda bize binayı satmaya razı oldu. Düşünün bir kere, birdenbire gazeteyi çıkartamama durumuna düşmesi Page için ne demek? Şu kontratı bana verir misiniz? Ama bu kontrat geçerli. Yenileme tarihine 4 ay daha var. Biliyorsunuz kanunlarımıza göre kontratlar 3 ay önceden haber verilmeden feshedilemez. Bu da toplam olarak 7 ay eder. Bence bu fikrin hiçbir önemi yok. Bir dakika. Sanayi iş yerlerine ait kanunu unutuyorsunuz galiba. O da neymiş? Bu yerin çok eski bir yapı olduğunu söylemiştim size. Milattan kalma neredeyse. Bu durumda kanuna tam 3 noktada ters düşüyor. Birinci olarak pencerelerinin yüz ölçümü binanın %10'u etmiyor. İkincisi, binanın tek kapısı var ve yangın çıkışı yok. Üçüncüsü ise iç duvarlar tam 14 aydır boyanmamış. Oysa biz satın alacak olursak kanunun öngördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahip oluruz. Belediye müfettişine gidip bu bina hakkında bir karar çıkartmaya zorlayacağız. O da bize bunu verecek. Çünkü kanun böyle. Demek oluyor ki onların bitene kadar bina kapalı kalacak ve bizim de bol bol vaktimiz olacak. Kuzey Yıldızı kendini bir anda sokakta bulacak. Page de yeni bir bina bulup makinelerini taşımak zorunda kalacak. Yani tek kelimeyle mahvolacak. Müthiş bir şey bu. İşte bu sefer kesin çözüm yolunu bulduk. Peki, yeni bir yer bulup makinelerini taşımasını engelleyecek herhangi bir şey var mı? Elinde hiç nakit para olmadan ve gırtlağına kadar borçla mı taşınacak? Her şey iyi de çözüm yolu mertçe değil. Ama tamamen kanuna uygun. Hatta biz burada kanunun koruyucusu rolünde gözükeceğiz. Bana bu işin kaça mal olacağını aşağı yukarı söyleyebilir misiniz? Yerleşmemiz için 5.000 sterlin. Peki o kadına ne kadar vereceğiz? Ben yerin fiyatını daha önce bir ekspere danıştım. 14.000 sterlin civarında bir fiyat biçti. Ama kadın 13.500'e razı. Satış mukavelesini öğleden sonra imzalamaya da hazır. Bu durumda patrondan ek ödenek istemek zorunda kalacağız. Ama iş bitmiş olacak sonuçta. Bilemiyorum. Patronun bu düşünceyi kabul etmesi gerekiyor önce. Somerville Page'i tarihin derinliklerine itmemizi istemiyor muydu? İşte fırsat. İstiyor istemesine ya. Bu iş diğer basın kuruluşları tarafından duyulursa hepsi bizim karşımıza geçerler. Patron bu işe yanaşmayabilir. Ayrıca benim fikrimi sorarsanız bu uygulamayı tamamen tasvip ettiğimi söyleyemem. Kanuna aykırı bir yönü olmamakla beraber durum oldukça uygunsuz. Fakat öyle sanıyorum ki başka çıkar yolumuz da yok. Bu iş oldu o zaman ha? Patronu ikna edebileceğimi sanıyorum bu konuda. O halde hemen harekete geçmeliyiz. Alo? Bayan Harbot? Nasılsınız? Ben Leonard Nye. Çok iyi. Ya öyle mi? Romatizma ne kadar da kötü bir hastalıktır bilirim. Bakın, şimdi beni iyi dinleyin. Öğleden sonra büyük bir ihtimalle size bahsettiğim 2 beyle birlikte uğrayacağım. Ve daha önce konuştuğumuz işi halledeceğiz. Nasıl? Yok canım, işte bu kadar kötü bir şey değil. Satmaya tamamen hakkınız var. Bayan Harbot, artık sözünüzden dönemezsiniz. Aksi halde işi hakime devretmek zorunda kalırız. Evet, şüphesiz en iyi dostlar eski dostlardır. Ama sizin sırtınızdan geçindikleri zaman değil. Yıllardır sizi sömürmüşler. Peki, demek ki anlaştık. Yo yo yo, sakın zahmet edip çay yapmayın. Tamam hanımefendi, öğleden sonra görüşmek üzere. Nay, bu işi sayenizde bitirdik sanırım. Bu darbe onu kesin olarak silip götürecek. Böylelikle zaferimiz kesinleşecek. Acaba Page öğrendiğinde nasıl karşılayacak durumu? Nasıl mı karşılayacak? Aptallaşıp kalacaktır herhalde. Karşısındakilerin, özellikle Leonard Nye'in kim olduğunu iyice anlatacağım ona. Evet beyler, bu işi hallettik sayılır. İyi bir öğle yemeğini de hak ettik. Acaba nerede yemek istersiniz Bay Greeley? Nereye varacak bu işin sonu? Şu geçen 4 hafta sanki bir kabustu. Evet Bay Malcolm, bence de öyle. Yakında biteceğini mi sanıyorsunuz? Elbette ki hayır. Henry bütün ödemeleri ileri tarihlere attırıyor. Personelinin ücretlerini azaltmasına rağmen onları dahi ödeyemiyor. Geçen hafta ilanlardan bir kuruş dahi gelmedi.
tam uçurumun kenarındayız. Ama iki hafta önceki satışımıza göre 900 sayılık bir artışımız var. 900 sayılık artış nedir ki? Kaybettiğimiz okuyucu sayısı 23 bin civarında. O okuyucuları bile tekrar kazanmamız aylar sürebilir. Oysa buna hiç zaman yok. Bay Henry için çok üzülüyorum Bay Malcolm. Bütün bu belalar, hastalığı, sonra oğlunun durumu. Şimdi bunlara bir tane daha eklenecek. Eklenecek mi? Yine ne oldu? Kağıt efendim. Dün bir mektup aldık. Artık siparişlerimizi yerine getiremeyeceklermiş. Oh, olamaz. Günaydın. Günaydın Henry. Nasılsın? Günaydın efendim. Malcolm, Dorothy ile konuştum. Ama derslerinin çokluğu burada çalışmasına engel olabilirmiş. Yardımcı olamadığı için çok üzüldüğünü söyledi. İşler nasıl? Yine ne kötü haberleriniz var bakalım. Dün kağıt fabrikasından bir mektup aldık efendim, buyurun. Demek öyle. Şu işin aslını öğrenelim önce. Bana kağıt fabrikasından Bay Spencer'ı bağlar mısınız lütfen? Dün siparişler gelmeyince kendisini aradım. Ancak konuşmak bir türlü mümkün olmadı efendim. Yani yok mu dedirtti? Öyle sanıyorum efendim. Niye böyle bir karar aldılar acaba? Herhalde borcumuzu ödememizi bekliyorlardır. Nisan ayı sonundan bu yana paralarını ödeyemedik. Borcumuz çoğaldı biliyorsunuz. Şu anda onlara 13 bin sterlin borcumuz var. Malcolm, bankada ne kadar paramız var? 8 bin dolayında sanıyorum. Üstelik matbaada çalışan işçilere bir haftalık borcumuz var. Bu arada arkadaşlardan bir bölümü daha para almadan çalışabileceklerini söylediler. Poole bankada bulunan 4 bin sterlin parasını bile verebileceğini söyledi. Durum gittikçe kötüleşiyor. Fenwick'e sorun bakalım ne kadar kağıt stokumuz kalmış. Dün onu da sordum efendim. 8 günlük stokumuz varmış. Ne? Olamaz. Daha önce niye haber vermiyorlar? Her şeyle bizim mi ilgilenmemiz lazım? Belki kendim gidersem kağıt alabilirim. Bana Manchester'a ilk trenin kaçta kalktığını öğren. Ama efendim bu sabah matbaa işçileri geciken aylıklar konusunda sizinle görüşmeye geleceklerdi. Erteleyin. Döndükten sonra kendilerini göreceğimi söyleyin. Bakalım döndükten sonra ne olacak? Buraya gelmemeniz için dua ediyordum Bay Page. Bütün bunlar ne demek oluyor kuzum? Açık konuşmak gerekirse ziyaretinizi atlatmaya çalışıyordum. Atlatmaya mı? Ama niçin? İşte bunu açıklamak öyle zor ki. Gecikmiş bir hesabımız olduğunu biliyorum. Oysa bana geçmişte 6 aya kadar varan krediler açtığınız olmuştu. Belki haklısınız ama artık işler değişti. Bunu anlayamıyorum. Siz de iyi biliyorsunuz ki paranız son kuruşuna kadar ödenecektir. Bundan sizin kadar emin olabilmeyi ne kadar çok isterdim. Geçici bazı zorluklarla karşılaşmış olduğumuzu kabul ediyorum. Fakat artık yokuşun sonuna geldik. Bize biraz daha vade tanıyın. Sonuçta sizin en eski müşterilerinizden sayılırız. Bunu bilmiyor değiliz Bay Page. Bu durum inanın sizin kadar bizi de üzüyor. Ne var ki iş başka, dostluk başka. Yönetmediğimiz çok açık. Müşterinin borcu tehlikeli bir boyuta ulaştığı zaman hiçbir biçimde kağıt sevkine devam edemeyiz. Yönetim kurulunun emirleri böyle. Bunun dışına çıkmam mümkün değil. Bu konuda uygulamamız değiştirilemez Bay Page. Ama bana mutlaka kağıt gerekli. Hiç olmazsa sizin borcunuzu ödeyinceye kadar. Peki nereden bulabilirim? Size ancak bir iki isim verebilirim ama bunlar peşin çalışırlar. Ayrıca fiyatları bizimkinin üstündedir. Başka çarem yok ki. O kağıtları mutlaka bulmam gerekiyor. Aksi halde gazeteyi çıkartamam. O halde buyurun. Burada iki adres var. İnanın Bay Page, bu noktaya varmış olmak beni çok üzüyor. Umarım bana kırılmazsınız. Hoş geldiniz Bay Page. Merhaba. Bana hemen Malcolm'u bulabilir misiniz? Kağıt işini hallettim. Bu kadar uğraşmanıza değmedi Bay Page. Ne demek istiyorsunuz? Siz buradan ayrıldıktan hemen sonra belediye müfettişinden bir mektup daha aldık efendim. Havadisçiler matbaa binasını satın almışlar. Hiç vakit kaybetmeden de belediyeden ruhsatını iptal ettirmişler. En aşağı 3 ay süreli orayı kullanamayız. Suyu ve elektriği de kesmişler. Kapıya da bir polis dikilmiş. Her şey bitti Bay Page. Her şey bitti. Olamaz bu. Olamaz, imkansız. Alçak. Bay Page. Bay Page. Ne olur kendinize gelin. Bay Malcolm. Bay Malcolm, yetişin. Bay Page bayıldı. Doktor Barda. Doktor Barda, arayın çabuk olun lütfen. Tamam arkadaşlar, tamam. Merak edecek bir şey yok. Nasılsın bakalım Henry? Hay Allah. Bütün bunlar
Benim için mi toplandı buraya? İyiyim, iyiyim. Çok sıcak burası. Manchester'da biraz yoruldum herhalde. Doktor geldi. Bir dakika. Hastanın etrafını boşaltın lütfen. Boşaltın. Nasılsın Henry? Birdenbire bayılmış doktor. Çok sıcak burası. Pencereyi açar mısınız? Şimdi nasılsın Henry? İyiyim. Bu kadar büyütülecek bir şey yok ortada. İzin verirsen buna ben karar vereyim. Senin yalnız gazeteni nasıl çıkarttığına dair söz söylemeye hakkın var. Buna değil. Şöyle bir bakalım. Kolunu uzat bakayım. Şimdi de şunu. Gözler. Evet Henry. Bu kadar çok çalışacak olursan bir gün bana değil rahibe ihtiyacın olacak. Hadi toparlan bakalım. Seni eve götüreyim. Geçerken muayenehaneye de uğrarız. Sağ ol Doktor Bart. Ama burada kalmam gerekiyor. Bak Henry, sen benim iyi arkadaşlarımdan birisisin. Seninki gibi bir kalbe sahip olanın mutlaka tedaviye ihtiyacı vardır. Sen rahatsızsın Henry. Kalbini fazla yormayacaksın. Ama sen tam aksini yapıyorsun ve alabildiğine yoruyorsun onu. Kesinlikle dinlenmeye ihtiyacın var senin. Peki, söz veriyorum sana. İnan ki birkaç hafta sonra mutlaka dinleneceğim. Tabii seni o zamana kadar götürürse bu kalp. Şimdi sana şu küçük ampullerden birini veriyorum. Eğer tekrar böyle bir durumla karşılaşırsan, için daralırsa bunlardan birini kır ve iç. Ama unutma, bir süre sonra bunların da hiçbir etkisi kalmayacak. Bu kadar büyütmemez Elehi doktor. Ben iyiyim. Bu düpedüz intihardır. Mantıklı bir insan zamanında durmasını bilir. Sana doktorun ve dostun olarak mücadelene devam etmene bedenen imkan olmadığını söylemeliyim. Şunu da kabul et Henry. Kaçınılmaz bir yenilgiyi kabul etmekte utanılacak bir şey yoktur. Şans bazen zamanında savaşı bırakanlara da güler. Hayır doktor, savaşı bırakmam. Pekala. Eğer kendini öldürmek istiyorsan durma o halde. Şimdi sana sakinleştirici bir iğne yapacağım. Sonra doğru yata. Hiç olmazsa bugünlük kendine iyi bak. Malcolm, arkadaşları topla. Hepsi buraya gelsin. Ama Henry doktor... Bırak doktoru şimdi. Peki ne yapacaksın arkadaşlar? Gazeteyi çıkartacağım. Fakat artık matbaayı kullanamayacağız. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Kuzey Yıldızı 188 yıldır hiçbir sayısını aksatmadan çıkmış bir gazetedir. Hatta Napolyon savaşlarının en çetin zamanlarında bile dedemin dedesi James Page gazeteyi elle yazdırdığı günlerde yayına devam etmiştir. Ben hayatta oldukça gazete çıkacaktır. İyi de nasıl olacak bu? Tekstil makinesinde sembolik bir sayı basacağız. Mumlu kağıda bir tane orijinal hazırlarız. Diğerlerini de ondan çoğaltırız. Bu orijinalden 800'den fazlasını elde etmemiz mümkün değil. Hatta son 200 sayısı büyük bir ihtimalle silik çıkar. O zaman orijinallerin sayısını çoğaltırız. Sayfa adedini de en aza indiririz. 6 daktilonun bütün gece çalışmasıyla tek sayfa şeklinde 5000 sayı çıkartabiliriz. Evet, çok gevezelik ettik. İşimize koyulalım artık. Malcolm, sekreterden rica et. Ajansta ne kadar daktilo varsa hepsini getirsin. Diğer ajanslardan gelen haberleri de getirin bana. Fenwick, Poole ve Lewis'i derhal görmek istiyorum. Böylece bu adi adamların yaptıklarını bütün şehir öğrenecek. Hayır Malcolm. Buna ilişkin tek bir kelime bile yazılmayacak. Bizim yerimize Kuzey Yıldızı öyle bir gürültü kopartacak ki sesi ta Londra'dan duyulacak. Evet, öyle bir gürültü ki havadistekilerin ağzını bıçak açmayacak. Artık çok oldular. Ve bu son baskı onların kuyusunu kazacak. Anlamıyorum anne, sabahın bu saatinde niye yollardayız? Biraz alışveriş yapacağız. Dükkanlar kalabalıklaşmadan alacaklarımızı alalım da eve dönelim. Anne, son günlerde seni hiç iyi görmüyorum. Sanki birilerinden kaçıyormuşsun gibi bir halin var. Hiç kimseye görünmek istemiyorsun. Yok yavrum, sana öyle geliyorum. Beni kandıramazsın anne. Babamın işlerinin bozulmasından sonra sanki hayata küstün. Telefonla bile konuşmaktan kaçınıyorsun. Oysa sen eskiden bütün gününü telefon başında geçirirdin. Yine konuşuyorum Dorothy. Sen farkında değilsin galiba. Bayan Weather bir evinde verdiği davete niye sizi çağırmadı anne? Of, bilmiyorum. Ben biliyorum. Babamın işleri yüzünden. Sen böyle işlere karışma Dorothy. Ne yani, ben aileden biri değil mi? Bak Dorothy, çok kötü günler geçirdiğimiz bir gerçek. Bunun tek sorumlusu baban mı yoksa rakiplerim mi bilmiyorum. Ama babana böyle bir duruma düşebileceğimizi önceden söylemiştim. Pek çok şey getirdik. Fakat
Fakat bunlara göğüs germeliyiz. Ben her zaman babanın yanında olacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Gerekirse annemden kalan mücevherlerimi bile satar ona veririm. Ama onlar senin ailenden kaldı. Evet, ama böyle bir durumda mal ayrımı yapılmaz kızım. Baban yıllarını bize verdi. Sizin için, benim için elinden gelen her şeyi yaptı. Biliyor musun, eğer babanın durumu gelecek günlerde de düzelmezse ne yapacağım? Hayır, bilmiyorum. Mücevherlerin satışından elimize geçecek paranın bir kısmıyla küçük bir dükkan veya bir çay salonu açabilirim. Peki babamın buna izin vereceğini sanıyor musun? Niçin vermesin? Baban o kadar geri kafalı mı? Nereye bakıyorsun öyle sen? Affedersin anne, şu ilerideki gazetecinin önündeki kalabalığı görüyor musun? Evet, ne olmuş? Gidip öğrenmemi ister misin? Aman, bize ne Dorothy? Yine havadisçiler bir şeyler yapmışlardır. Ama çok merak ediyorum anne. Çok uzun bir kuyruk var orada. Anne sen ne dersen de ben gidip bakacağım. Dorothy! Dorothy, beni bekle. Bir tane de bana lütfen. Daha çabuk olamaz mısınız? Acele etmeyin, herkese yetecek kadar gazetemiz var. Müthiş bir şey bu. Bravo Henry Page, seninle gurur duyuyoruz. Bu sayıyı torunlarımın bile görmesini istiyorum. Gerçek bir fasilet oluyor. Bravo. Ne oluyor burada? Oo, Bayan Page, biliyor musunuz kocanız bu şehrin en cesaretli adamı. Çok büyük işler başardı bugün. Evet. Tarihe mal oldu kocanız. Anne şuna bak, şu kağıt parçasına bak. Babanın gazetesi bu. Kuzey Yıldızı. Bu basit bir kağıt parçasından başka bir şey değil anne. Gidelim Dorothy. Doğru eve dönüyoruz. Rezalet bu. Bayan Rezalet. Page. Bayan Page, kocanızın direnme gücüne hayranım. Sonuna kadar onun yanındayım. Lütfen saygılarımı iletin kendisine. Hedliston'un son 50 yılda gördüğü en büyük kahramanlık bu Bayan Page. İftihar ediyoruz onunla. Tebrikler. İftihar mı? Gelecek kuşaklar bile bu zaferden söz edeceklerdir bir gün. Tebrikler efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dorothy. Dorothy, hadi gidelim ya. Anne, neler olduğunu bana da anlatır mısın lütfen? Bilmiyorum yavrum, bilmiyorum. Şu anda bana hiçbir şey sorma. Taksi! Taksi! Alice, biliyorsun değil mi olanları? Biliyorum Henry. Gazetenin durumuna çok üzüldüm. Anlamıyorsun Alice. Bunda üzülecek bir durum yok. Aksine bugünkü sayı öylesine büyük kıyamet koparttı ki... insanlara olan güvenim tekrar yerine geldi. Bu sabah bankadan önemli miktarda kredi aldım. Daha doğrusu Weatherby'den. Çünkü para onun cebinden çıkıyor. Garantisi de ne biliyor musun? Kuzey Yıldızı'nın şöhreti. Bütün bunlar şu gördüğüm paçavra gibi kağıt için mi? Durumu lehimize çeviren de o paçavra oldu zaten. Evet sevgilim, umutsuz çabalarımız sonunda halkın gözünü açtı. Bu sabahtan beri gazeteye ulaşan telefon ve telgrafların sayısı birkaç bine ulaştı. Londra'da yayınlanan birkaç gazete başyazılarına bizim için yazacak. Mesela Londra postasında yayınlanacak yazının başlığını bile biliyorum. Yıldız yaşamalı. Evet, yıldız yaşamalı. Çok mutluyum. Bütün yorgunluklarımıza değdi doğrusu. İyi ama gazeteyi nasıl basacaksınız? Pazartesiye kadar sembolik sayılar çıkartacağız. Hatta bu iş daha da karlı olacak. İhtiyar satıcı Tom şimdiden küçük bir servet bile yaptı. Gazeteyi sanki koleksiyon yapılacak bir hatıra gibi alıyorlar. Fiyatının 20 katını bile verenler var. Pazartesiden itibaren normal yayınımıza başlayacağız. Binbaşı Seaton bize eski silah deposunu ödünç veriyor. Makineleri yarın sabah oraya taşıyacağız. Fakat orada sürekli kalamazsınız ki. Evet de kalamayız. Yıl sonundan önce eski yere geçemeyiz. Şu işe bak ki havadistekilerin oyunları kendi aleyhlerine döndü. Yeri satın aldılar, oysa ben hala hukuki kiracıyım. 3 aylık bir süre içerisinde gerekli bütün onarımı yapmak zorundalar. 3 ay sonra da oraya ihtiyaçları kalmayacağı için satmaya kalkacaklar. İnan bana Alice, hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Kağıt fabrikasının gecikmiş hesabını, ayrıca işçilerin ücretleriyle zamanı geçmiş bütün faturaları ödedim. Eğer biraz daha sabredecek olursan evi tekrar kendi üzerine yapılmış bulacaksın. Artık gelecekten çok umutluyum Alice. Henry, her yıl olduğu gibi müzik festivalini bu yılda yapacak mıyız? Elbette. O festival Kuzey Yıldızı'nın geleneksel bir düzenlemesi. Her yıl olduğu gibi bu yılda yapılacak. Hem de bizim için iyi bir reklam oluyor bu. Demek geleneksel davetimizi bu yılda vereceğiz. Evet hayatım. Ha, aklıma geldi. Hı hı. Benim şerefime bu akşam kulüpte bir yemek verilecekmiş. Bu haber hoşuna gider sanırım. Evet. Merhaba Smith. Somerville'den haber çıktı mı? Çıkmadı. Hiç ses çıkmaması daha iyi. Dahiyane buluşun hiçbir işe yaramadı Nay. Page'in gazeteyi tekstil makinesinde bastıracağı nasıl aklıma gelebilirdi? Hiç dayanamam böyle insanlara. Gazeteciliğe gelince aslında hepsini parmağımda oynatırım. Bu da diğerleri gibi ticari bir kuruluş. Bütün gayesi para ve nüfuz.
Bunlara ulaşabilmek için satmak gerekiyor. Skandallar, sansasyon yaratacak haberler ve basit hikayeler anlatırsınız. Önce susarlar. Bana göre biraz dalga geçmek kimseye zarar getirmez. Şunun şurasında kafamıza bir bomba yemeden hayatın tadını çıkartmak gerek. Sen ne dersen de ama dünya zaten kötü durumda. Page de onun gibiler bizi bu bataktan kurtaracak insanlar değiller. Sen havadisten söz et biraz. Personelin yarısından fazlası Londra'ya geri döndü. Tiraj büyük bir hızla düşüyor. Geçen hafta 26 bin dolaylarındaydı. Bu hafta daha da düşmüştür. Oysa Kuzey Yıldızı birdenbire 70 bin satmaya başladı. Çok yakın bir zamanda da eski zirvesine ulaşacak. Sırf adet yerini bulsun diye gazete basıyoruz burada. Kaybettik Nay. Page ezdi geçti bizi. Bu gazeteyi ya satacağız ya da kapatıp gideceğiz. Somerville de sözleşmelerimizi yırtıp çöp kutusuna atacak. Bizi de kapının önüne koyacak. Bütün bunlara rağmen Page'e kin beslemiyorum. Kendisi her şeyden önce saygıdeğer bir insan. Buraya gelirken yolda rastladım ona. Yanında oğlu ve genç bir kadın vardı. Genç bir kadın mı? Güzel miydi? Oldukça. Uzaktan bile kıvılcımlar saçıyordu. David'in karısı o. Nasıl olmuş da şimdiye kadar görmemişiz onu? Bildiğim kadarıyla bir köyde yaşıyorlar. Deniz kıyısında bir köy. Ufak bir kıyı köyünde hapsolup kalacak bir kadın gibi görünmüyordu. Rahat bırak şunları. Bu aileye hiç tahammülüm yok. Şahsi bir şey değil bu. Bir prensip meselesi. Bana öyle geliyor ki senin beğendiğin fazla insan yok hayatta. Evet dostum, yok. Hele peş gibilerinden hiç mi hiç hoşlanmam. Sen yine kafanda bir şeyler kuruyorsun galiba. Yok canım. Ama bak ne söyleyeceğim. Hani şu Page'in gelecek pazar düzenlediği konsere gidelim diyor. Gidelim mi? Aptallık bu. Benimki sadece bir fikir. Ama bu son derece sevimli insanlarla ilişki kurmaktan kazançlı çıkarız gibime geliyor. Buradan hırsızlar gibi kaçıp gidecek değiliz ya. Oyunu sonuna kadar götürelim. Son bir kez daha kalabalık içerisinde görünelim ve bando ile uğurlanalım. Senin kafanda çözemediğin bir şeyler var ya. Sonu hayırlı olsun. Bana bak Nay. Başımızı gider ayak belaya sokma da ne yaparsan yap. Korkma aziz dostum, korkma. Merhaba. Bu ne kadar güzel bir tesadüf değil mi Dorothy? Sahi mi? Sizin şehri terk ettiğinizi sanıyordum. Çok yakında ayrılacağız buradan. Aramızdaki dargınlık hala sürüyor. Hakkında yazdığınız o yazıdan sonra mı Bay Nay? Hayatımda hiç düşmeyeceğim kadar kötü bir duruma düşürdünüz beni. Onun için senden özür dilerim Dorothy. Bu güzel havada bisikletle tur mu atmaya çıktınız? Evet. Size ne bundan? Şu karşıdaki otele kahve içmeye gidiyorum. Sizi de davet edebilir miyim? Hem böylece kendimi bağışlatma fırsatı da vermiş olursunuz bana. Hayır, teşekkür ederim. David'le yengemi görmeye gidiyorum. Kendilerine müzik festivalinin davetiyelerini götürüyorum. Yengeniz. Kendisini geçen gün şehirde gördüm. Oldukça sevimli bir kadın. Evet, öyledir. Ne kadar garip. Şimdiye kadar hiç rastlamamıştım ona. Herhalde kendi halinde bir hayat sürüyor olmalı. Evet, öyle. Duymuştum. Kendisine bu kadar bağlı bir karısı olduğu için çok şanslı erkeklerden. Tahmin ederim ordudayken tanımıştır abiniz onu. Hemşire miydi? Hiç ilgisi yok. Kendisi annemin eski bir arkadaşının kızıdır ve David'le çocukluk arkadaşıdırlar. Ya. Bütün tatillerde birlikte olurduk. Kendisi eski bir lise öğretmenidir. Anlıyorum. Genç kızlık adı neydi acaba? Elizabeth Castleton. Batı sahilinin köklü bir ailesine mensuptur. Fakat ailesi sonradan servetini kaybetmiş. Castleton. Çok ilginç. Gitmem lazım Bay Nay. Yolum hayli uzun. Hem Elizabeth'i fazla bekletmek istemiyorum. Sizi gördüğüme çok sevindim Bayan Dorothy. Hoşçakalın. Bay Nay, biliyor musunuz, bu bisikleti havadisten kazandığım parayla aldım. Nasıl kandırdım onu? Olsun. Bana oynadığı o pis oyundan sonra. Bu aynı şey değil Dorothy. Ne istiyor acaba? Hem seni ne diye sokağın ortasında durduruyor? Buna hakkı olduğunu sanmıyorum. Canım, bilmiyor musun, bazı gazeteciler böyle meraklı olurlar. Benim hakkımda niçin bilgi topluyor onu anlayamadım. Bir kere bile görmedim. Eminim ki o da beni tanımıyordu. Şimdi de seni fazla tanıyor sayılmaz. Bana güvenebilirsin. Onu çıkmaza soktum Bayan Castleton. Cin gibisin Dorothy. Yalnız ben onları gitti biliyordum. Çok yakında gideceklerini söyledi. Oh, kurtulacağız demek. Geldikleri günden bu yana binbir dolap çevirip durdular. Hadi bakalım. David'in çay vakti geldi. İşte geliyor bile. Dorothy, bu ne güzel sürpriz. Merhaba David. İyi misin? İyiyim. Söyle bakalım küçüğüm, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Annemin selamı var.
Çok özlediğini söyledi. Al bak, size konser davetiyesi getirdim. Konser mi? Kuzey Yıldızı'nın her yıl düzenlediği festivalden söz ediyorsun. Tamam. Annem yine kendi sevdiği bestecilerden bir repertuar oluşturmuştur. Mahler'in çalınmadığı bir konser ne işe yarar ki? Sen de ileride bir konser düzenlersen annemin sevdiği bestecileri almazsın repertuara. Böylece ödeşmiş olursunuz. David, çayın ve pastan masanın üzerinde. Bu küçük bana evimde hakaret ediyor. Sen de bana çaydan pastadan söz ediyorsun. O sana hakaret falan etmedi. Sadece düşündüklerini söyledi. Bana niçin öyle söylediğini iyi bilirim. Çay falan istemiyorum. Yukarıdayım ben. Aa. Yine de anneme yarın konsere geleceğimizi söyle. Hiç değişmemiş. Niye böyle yüksekten bakar her şeye? Niye hiçbir şeyden memnun olmaz anlamıyorum. Sen ona bakma. Son günlerde sinirleri bozuk. Of. Kahvaltıda da bana aynı şekilde davrandı. Of Dorothy, lütfen suratını asma. David bir gün iyileşecek ve işte o zaman herkese iyi davranacak. Hadi çayını iç. Sonra da annen için çiçek toplayalım seninle. Deli misin sen? Niçin çıkarttın bizi dışarı? Bu kadını tanıyorum. Şaka mı yapıyorsun? Onu daha geçen gün gördüğünü söylemiştin. Adamın Leonard Nye olduğu kadar eminim tanıdığıma. Evet, 3 yıl önceydi. Blackpool'da. Ve ben o sıralar kendisiyle ilgilenmiyordum. Yanılmış olabilirsin. Dinle dostum, ben muhabirim. İyi bir hafızaya sahip olmak mesleğimin gereğidir. Blackpool'a bir röportaj yapmak için gitmiştim. Fuarla ilgiliydi sanırım. Orada Miguel grubu için çalışan Haynes adlı biriyle dolaşıyorduk. Kendisi bu işin üzerindeydi. Ve onunla birlikte mahkemeye gittiğimde bu kızı orada gördüm. Yargıç onu çocuk aldırmaktan mahkum etti. Yok, olamaz. Dünyada böyle bir şeyin başına gelebileceği en son insan o. Bence... Bu kız geçmişini saklıyor Smith. Konser sırasında nasıl sıkıntı içerisinde olduğunu hissettin mi? Çünkü o kendisini tanıdığımı fark etti. Evet, ama onlar fevkalade insan. Olabilir. Henry Page'in bundan haberi var mıdır acaba? Sanmıyorum. Zaten işimize yarayacak olan da bu ya. Hayır. Yo hayır. Bunu kullanmayı düşünmüyorsun değil mi? Haklı dahi olsan ben asla... Eğer yanılmazsan bu iş bize pahalıya mal olabilir. Namusu lekelemekten dava açarlar. Telaşlanma dostum. İstersen bir şeyler iç. Senin kafanı toplamaya ihtiyacın var. Hayır Leonard, içki istemem. Sırası değil şimdi. Daha 1 saat öncesine kadar mahvolmuş 2 kişiydik. Oysa şimdi durum lehimize döndü. Bu kadar aceleci olma. Her şeyi yine alt üst edebilirsin. Önce Bayan Cora ile görüşmen gerekli. Eğer olayları inkar etmezse işte o zaman bizim işin neresinde olduğumuzu biliriz. Merak etme. Gidip Cora'yı göreceğim. Fakat daha önce Londra'ya telefon edip bize biraz daha zaman tanımalarını isteyeceğim. Şöyle 2-3 haftalık bir süre. Eğer kabul ederlerse Kuzey Yıldızı'nı kendilerine tepsi içinde sunmayı garanti ediyorum. Şehrin gürültüsü insanı nasıl da rahatsız ediyor değil mi? İnsanın evi kadar rahat bir yer olamaz. Bence de öyle. Şehre indiğimde kendimi bir boşlukta hissediyorum. Sanki ayaklarım yere basmıyor da havada dolaşıyormuşum gibi bir duyguya kapılıyorum. David, beni hala seviyor musun? Ne demek bu? Elbette seviyorum. David, burası çok sakin ama ben artık sıkıldım. Bana geçen gün söylediklerini hatırladım. Hani kitabın konusunda artık ilham gelmiyor diyordun. İstersen kısa bir süre için buradan ayrılabiliriz. Hı? Oysa ben buradan başka bir yerden hoşlanmadığını sanıyordum. Evet, ama küçük bir tatil ikimize de iyi gelebilir. Peki nereye gitmek istiyorsun? Beni bir gün Fransa'ya götüreceğine söz vermiştin. Seninle küçük sakin bir kasabada şöyle birkaç hafta geçirmeyi o kadar çok istiyorum ki. Bakalım. Bunu çok istiyorum David, lütfen. Küçük bir tatil hayatımızın akışını değiştirebilir, bize güç katabilir. Ne olur kırma beni. İyi ama birdenbire nereden çıktı bu? Anlayamıyorum seni. Çok sıkıldım burada. İnan ki çok sıkıldım. Seninle baş başa olmak istiyorum. Kitaplarından, daktilondan uzak birkaç hafta. Bazen bütün bir gün konuşmadığımız oluyor, farkında mısın? Seninle uzun uzun konuşmak, dolaşmak istiyorum. Sanıyorum ki bu da benim en tabii hakkım David. Düşünürüz Cora. Ama lütfen sıkıştırma beni. Sana söz veriyorum, bu konuyu düşüneceğim. Geliyorum. Bir dakika. Günaydın. Yanılmıyorsam siz Bayan Cora Page'siniz değil mi? Ben havadisten Leonard Nye. Bana birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz acaba? Ne istiyorsunuz? Kocanızın son kitabı ile ilgili bazı şeyler soracağım Bayan Page. Yanılmıyorsam kitabının son düzeltmelerini yapıyor.
Bu bütün kenti ilgilendiren bir durum. Bu konuda biraz aydınlanmayı rica edecek. Kocam şu anda evde yok. O halde siz bana yardım edebilirsiniz. Acaba kitabın adı nedir? Bunu kocama sorun. Hem buralarda sizin gibi insanları görmek istemiyoruz. Lütfen gidin buradan. Aa, durun biraz. Hiç olmazsa birkaç şey söyleyin. Evleneli az bir zaman oldu değil mi sayın bayan? Ve yanılmıyorsam genç kızlık adınız Cora Bates'ti, öyle değil mi? Niçin ilgileniyorsunuz benimle? Mesleğim icabı. Bundan 3 yıl önce Ağustos ayında Blackpool'da değil miydiniz? Size ne bundan? Demek kabul ediyorsunuz. Asla. Oraya hiç gitmedim. Çok ilginç. Oysa sizin oradaki bir gece kulübünde çalışan kızlardan biri olduğunuza kalıbımı basarım. Siz ve sizin gibilerinin bir şiline dans ettiği kızlardan mı demek istiyorsunuz? Tam üstüne bastınız. Ve sizin bir zamanlar oradaki kızlar ordusuna dahil olduğunuzu biliyorum. Bunu kim söyledi size? Bir dost. Sizin gibi bir adamın dostlarının olacağı aklıma gelmemişti. Hakkınız var. Ben garip bir adamım. Ayrıca beni kimse sevmez. Bunu bir meslektaşım söyledi. Haynes adında biri. Kader onunla birlikte bir gün yolumu mahkemeye düşürdü. O sıralarda görülmekte olan davanın sanığı da Cora Bates adlı bir kadın. Görüyorsunuz ki sizi tanıyorum. Bizi rahat bırakamaz mıydınız? Ben gazeteciyim. Hiçbir gazeteci sizin gibi değildir. Lütfen o pis işlerinizi mesleğinizle bağdaştırmayın. Ayrıca mesleğiniz size herkesin özel hayatıyla ilgilenme hakkını veriyor mu? Hadi Cora, şimdiye kadar size herhangi bir kötülüğüm dokunmadı ki. Mutluyum. Hem de hayatımda ilk defa olarak buna ihtiyacı olan bir kocam var. Çok şanslı bir adam ama... Benden ne istiyorsunuz? Sizden küçük bir destek bekliyorum. Günü geldiğinde ihtiyar Paige olayları doğrulayacaksınız. Buna vicdanınız katlanacak mı? Tıraşlanmaya gerek yok bayan Cora. Eğer duruma hakim olabilirsek boş yere kimsenin canı yanmaz. Defolun buradan. Sizi bir daha burada görmek istemiyorum. Sen bilirsin güzelim, sen bilirsin. Yakında tekrar görüşeceğiz. Ne arıyorsunuz burada? Hiç, geziniyordum. Yalan söylüyorsunuz. Benim evimden geliyorsunuz. Evet, doğru bildiniz. Karınızla konuştuk biraz. Amacınızın ne olduğunu bilmiyorum ama bir daha sizi burada görmek istemiyorum. Bu kadar sinirlenmeyin canım, sadece geziniyordum. Bana bakın, karımı rahatsız etmeyin. Aksi halde olacaklardan ben sorumlu değilim. Karınızı rahatsız etmiyorum, yanılıyorsunuz. Ediyorsunuz. Dün konserde de gördüm. Konserde mi? Çok saçma. Kendisiyle tek kelime dahi konuşmadım. Devamlı ona bakıyordunuz. Ayrıca sizinle tartışacak da değilim. Ama daha dikkatli olun ve karımı rahat bırakın. Yoksa pişman olursunuz. Peki öyleyse, görelim bakalım. Defolun buradan. Bir daha sizi buralarda görürsem ayaklarınızı kırarım. Merhaba David, gezintin iyi geçti mi? Evet. Tatille ilgili söylediklerimi düşündün mü? Tatile çıkmamızı belki çok aptalca buluyorsunuz. Yok yok, hiç de öyle bulmuyorum. Değişikliğe ihtiyaç duymanı çok iyi anladığımı sanıyorum. Ama... Yoksa gitmiyor muyuz? Kitabın yüzünden değil mi? Cora, sevgilim, kitabım her şey demek değildir. Eğer gerçekten arzu ediyorsan bir yerlere gidebiliriz. Sahi mi? Oh, geçen gün bir dergide portakal yetiştirmek üzere Kaliforniya'ya yerleşmiş bir adamın hikayesini okudum. İklim fevkalade, her zaman güneşliymiş. Adam çok para kazanmış. Biz de niçin aynısını yapmayalım David? Ama ben portakallardan hiç anlamam. Öğreniriz. Sağlığının açısından da Sledon'da kalmaktan daha iyi olur. Ama senin Fransa'ya gitmek istediğini sanmıştım. Evet, o sadece tatil için. Cora, sana bir şey sormak istiyorum. Şu Nay denilen adam. Buradan gitmek istemenin kaynağı o mu? Bu yüzden mi gitmek istiyorsun buradan? Hayır, hayır değil. Onu tanımıyorum bile. O zaman biraz önce burada işi neydi? Senin kitabın hakkında bilgi edinmek istiyordu. İnan ki gerçek bu David, yemin ederim sana. Bu sabahtan önce onunla tek kelime bile konuşmuş değilim. Eğer niyeti sana kötülük etmekse kendini sakınsın. Bu işi aydınlatmak için gidip kendisiyle görüşürüz. Hayır, hayır, yalvarırım. Onunla konuşmak için herhangi bir sebep yok. Onu bir daha hiç görmeyeceğiz. Haklıymışım. Gerçekten oymuş. Bu iş artık halloldu sayılır. Biliyorum, 5 dakika önce telefon etti. Cora Page mi? Evet, çok perişan bir haldeydi sesi. Söylediklerini bile zar zor anladım. Çok mu üstüne gittin? Oo, bir melek kadar yumuşak davrandın. Pis bir iş bu. Şunu bil ki hiç onaylamıyorum yaptığını. Sen çıldırmışsın. Nihayet elimize geçirdik onları. Sen ne dersen de ben bu işe karşıyım. Mümkün olduğu kadar dürüst olmayı kendime her zaman bir şeref meselesi sayarım. Bu kadar duygusal olma. Paige'in gırtlağına bıçak dayadık ya sonunda.
Kendi bilir, seçmek onun hakkı. Tekrar ediyorum, ben bu işe karşıyım. Peki öyleyse valizlerimizi toplayalım ve gidip Somerville'i görelim. Ben istifamı veririm. Sana gelince, böyle bir başarısızlık sonucunda havaya attığın bunca paradan sonra kimse iş vermez sana. Ama Grayley de böyle bir iş yapmamızı istemezdi. Prensip sahibi bir adamdır, bilirsin. %100 kanuni olmayan hiçbir şeyi tasvip etmez. Öyleyse benim planımdan hoşlanması gerekir. Çünkü kanuna karşı en ufak bir uygunsuzluk yapmayacağız. Leonard bak, Page'i gazetesini satmaya zorlasak bile neyle satın alacağız onu? Somerville ekonomik bir kriz içerisinde. Bize yeni bir bütçe açacak durumda değil. İnanıyorum ki kesinlikle reddedecektir. Bu işten vazgeçmemiz gerekiyor. Ne kadar safsın dostum. Şunu kafana iyice sok. Asla ve asla satış söz konusu olmayacak. Kuzey Yıldızı'na yeniden olta atmaya kalkışırsak bütün şehir bir kere daha aleyhimize döner. Yapacağımız şey karşılıklı samimiyet ve dostluğa dayanan eşit hisseli bir ortaklık olacaktır. Aramızda çıkabilecek ufak tefek anlaşmazlıklar halledilebilir. Her iki tarafta bütün gücünü birleştirebilir. Makineler, malzemeler, adamlar. Unutmamak gerekir ki matbaa hala bizim malımız. Zaten bir süre sonra ihtiyar peş emekliye ayrılır. İşte görüyorsun ya, 5 kuruş bile harcamayacağız. Eğer Page bunu olduğu gibi kabul ederse fazla zarara uğramamış olur. Sana göre biz de karlı çıkarız. Bu işe biraz aklım yatar gibi oldu. Yatırım ve amortisman masraflarını çıkartırsak iki tarafın da yüzde durumları ellerindeki mal değerlerine göre yeniden düzenlenir. Atom reaktörü kurulduktan sonra da satışlar hızla yükselir. Ama yine de şüpheliyim. Acaba iyi mi yapıyoruz, kötü mü? Seni akıllı bir insan olarak tanıyordum Smith. Demek sen kendine güvenli bir gelecek hazırlamak istemiyorsun. Parasızlıktan karın bile seni terk etti. Sense hala bana fazilet dersleri veriyorsun. Olabilir. Yine de bu plan bana fazla zalimce geliyor. Biraz daha gerçekçi olsana canım. Gazetecilik sürekli bir kavgadan başka nedir ki? Vicdanının rahat olmasına da gerek yok sevgili Harold Smith. Page'in gazetesinin edeceği fiyattan çok fazlasını teklif ettim ona. Sonuç ne oldu biliyorsun? Kavgadan o galip çıktı. Şimdi ise durumu lehimize çevirebilecek bir fırsat çıkmışken ortaya güçlükler çıkartıyoruz. Biraz daha cesaret dostum. Eğer bu fırsatı kaçırırsan bütün ömrün boyunca pişmanlık duyacaksın. Belki haklısın Leonard. Vicdanım rahat olmayacak ama mantığım senden yana. Evet, Page'in çekilmesi iyi olur. Tamam işte. Page'in çekilmesi gerçekten iyi olacak. Ya Cora? Page ailesinin dışında kimsenin haberi olmayacak. O aptal kocası günün birinde onu affeder, bu işte kendiliğinden kapanır gider. Ya David olayı umduğun gibi karşılamazsa? Ha, o da kendi bileceği bir şey dostum. İkisinin arasına giremeyeceğimize göre bunun çözümünü de kendileri bulacaklar. İnanıyorum ki Bay Page ikisinin arasındaki oluşacak buzları eritecektir. Hem duyduğuma göre Page'in karısı burada yaşamak istemiyormuş artık. Belki oğlunu ve gelinini yanına alır. Peki nasıl başlayacağız? Page'e telefon ederek mi? Hayır. Kendisine bir mektup yollayıp randevu istemeliyiz. Başka bir şey daha var. Hem de çok önemli bir şey dostum. Neymiş o? Şu Haynes'i bulmalıyız. Ona çok ihtiyacımız olacak. Ha evet. Ona bir telefon etsen iyi olacak. Bakarsın gelmek istemez. Peki. Hala şüphelerini üzerinden atabilmiş değilsin. Ama çağıracağım Haynes'i. Beni kırmaz. Mutlaka gelir. Fakat Haynes'e fazla güvenmemek gerek. Çünkü devamlı Migil grubu için çalışır o. Bu sefer elime düştün Henry Page. Sonun geldi artık. Smith ve Nye'den bir mektup gelmiş. Gene ne istiyorlar acaba? Utanmadan bir de randevu istiyorlar. Çok önemliymiş. Son bir defa daha blöf yapıp terk edecekler şehri anlaşılan. Neyse. Sana veda etmeye geldim. Ha, senin için iyi bir tatil olsun bu. Sakın canını sıkacak bir şeyler yapma. Yok yapmam. Zafer'in üstüne çok güzel bir tatil olacak. Nedir o elindeki mektup? Canım. Smith ve Nye'den geliyor. Ne istiyorlarmış gene? Bilmiyorum ama çok önemliymiş. Gider ayak bir blöf daha yapacaklar. Ne biçim adam bunlar? Bu büroya ne yüzle gelecekler şimdi? Boş ver, sen sıkma canını. İyi bir tatil yapmaya bak, değil mi? Henry, gideceğim yerin telefonunu Lewis'e bıraktım. Eğer ihtiyaç duyacak olursan oradan ara beni. Peki. Ama sana ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Güzelce dinlen.
Sana bir şey daha söylemek istiyorum. Şu senin sekreterine bir hafta izin verebilir misin? Hı? O da mı çok yoruldu? Evet, son aylarda oldukça fazla hırpalandı. Hem tatile birlikte gitmeyi düşünüyoruz da. Ha, öyle mi? Lütfen böyle gülme Henry. Evlenmeyi düşünüyoruz biz. Bu kadar kargaşa içerisinde nasıl hallettin bu işi ha? Herhalde şu son olaylar daha da yakınlaştırdı bizi. Evlenmeye karar verdik işte. Çok sevindim Malcolm. Gerçekten çok sevindim. İkinizi de kutlarım. Evet, ona da bir hafta izin vermem gerekiyor değil mi şimdi? Her ikinizin de izninizi 2 haftaya çıkartıyorum. Sakın itiraz etme buna. Çok iyisin Henry, teşekkür ederim. Hadi hadi, daha fazla zaman kaybetme de bir an önce yol hazırlıklarına başlayın. Tekrar kutlarım. Merhaba. Merhaba Cora, hoş geldin. Nasılsınız Bayan Page? Umarım iyisinizdir. İyiyim, sağ olun. Bağışlayın beni, tam çıkmak üzereydim. Hoşça kalın. Güle güle, iyi tatiller Malcolm. Ben gelinceye kadar makineleri soğutmayın sakın ha. Olur olur, merak etme sen. Şehre David için bir şeyler almaya inmiştim. Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama size günaydın demeden Sredon'a dönmek istemedim. Çok sevindim. Oturmaz mısın Kore? Tabii, teşekkür ederim. Ne var ne yok? Her zamanki gibi iyiyim. Konser gecesi bizi bayağı meraklandırdı. İyi misin şimdi? Önemli bir şey değildi. Kalabalığa fazla alışık değilim. Bir de salon çok sıcaktı. Ya siz? Siz nasılsınız? İyiyim. David'le dün gece uzun uzun sizden söz ettik. Öyle mi? Benden ha? Evet. Sizin için çok endişeleniyoruz. Bize kalırsa çok fazla yoruluyorsunuz. Uzunca bir tatil yapmalısınız. Uzunca bir tatilden kastın ne? Emekliye ayrılmanız. Ne? Tam her şey yoluna girmişken gazeteyi bırakmamı mı istiyoruz? Aşağı yukarı öyle denilebilir. Oysa ben onu bir başkasına kaptırmamak için hayatımın en büyük savaşını yaptım. İyi ya işte, kazandınız. Haklı olduğunuzu ispat ettiniz. Bu olağanüstü bir şey. Şimdi de bu zaferden yararlanmalısınız. Şu anda size çok büyük teklifler yapılacağından eminim. Bir de sağlığınızı düşünün ha. Tam zamanında bırakın bu işi. Bu ısrarının sebebini anlayamıyorum Cora. Bu ara canını sıkan bir şey mi oldu? Benim mi? Hayır katiyen. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa seni dinlemeye hazırım. Eğer böyle bir şey olsaydı size söylerdim. Fakat inanın ki hiçbir şey yok. Böyle olduğuna sevindim. Söylediklerine gelince çok yakında bir tatil yapacağım. Ve bir gün yerimi David'e bırakacağım. Ama şimdi değil. Hiç olmazsa tatilinizi çok yakın bir tarihte yapabilirsiniz. Hayır Cora, hiç mümkün değil bu. Yapmam gereken o kadar çok iş var ki. Ama sana söz veriyorum, en kısa zamanda küçük bir tatil yapacağım. Şimdi gel bakalım da seninle güzel bir kahve içelim. Hayır teşekkür ederim. Sledon'a geri dönmem lazım. David merak eder beni. Yarın da geleceğime göre öğle yemeğini birlikte yeriz. Peki öyleyse, yarın görüşürüz. David'e selam söyle Cora. Olur, söylerim. Hoşçakalın. Acaba ne demek istedi bu? Bugünkü tutumu beni oldukça şaşırttı. Yoksa Simit ve Nay'ın konuşmak istedikleri konu Cora ile mi ilgili? Alo? Bay Simit. Bana mektup göndermişsiniz. Eğer yarın saat 11 sizin için uygunsa benim büromda buluşabiliriz. Peki. Yarın görüşürüz o zaman. İyi günler. Bay Page, Bayan Cora sizi toplantı salonunda bekliyormuş. Peki ama birkaç dakika sonra Bay Smith ve Bay Nay'ı kabul edeceğim. Görüşmemiz fazla uzun sürmez herhalde. Biraz beklerse iyi olur. Olur, söylerim efendim. Girebilir miyiz? Buyurun, buyurun, buyurun. Ben de sizi bekliyordum. Evet Davis, lütfen haberi iletir misin? Tabii. İzin verirseniz size Jack Hayne'i tanıtayım. Kendisi... Bay Hayne, Meagle grubunda çalışmıyor muydu? Evet efendim. Mesele nedir beyler? Hemen konuya geçelim. Bay Page, öncelikle şuna inanmanızı isterim. Benim sizinle şahsi olarak hiçbir alıp veremediğim konu yok. Tersine büyük bir sevgi ve saygı besliyorum size. Ayrıca size karşı herhangi bir haksızlık yapmak da istemiyorum. Bay Smith, lütfen meseleye gelir misiniz? Bir dakika Bay Page. Bu sevgi ve saygıya rağmen bazen şartlar insanı kendi çıkarlarını gözetmek durumunda bırakıyor. Evet Bay Page, size hakkında geniş bilgi sahibi olduğum önemli bir konudan söz etmek istiyorum.
Bu durum beni çok üzüyor ama... Söz konusu olan gelinim mi? Tam üstüne bastınız. O halde bana söyleyeceklerinizi onun yanında söyleyin. İçeride toplantı salonunda beni bekliyor. Durun bir dakika. Önce bizi dinleyin. Bir kadına acı çektirmek çok haince bir şey ol. Bu kadar cilve yeter Smith. Konuya gelin. Evet, sizi dinliyorum. Yalnız şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Eğer konunuz gelinimin namusuyla ilgiliyse... bu konuda kanunlara sığınacağımı unutmayın. O maddelerin neler olduğunu biliyoruz Bay Page. Yeter, bırakın da ben konuşayım. Siz Bay Page, gazetenizin ve ailenizin temizliğiyle övünüyorsunuz. Sizin söyledikleriniz gösterişten başka hiçbir şey değil. Gelininiz Cora Page bundan 3 yıl önce... Blackpool'da çocuk aldırma işlemi yüzünden mahkemece cezaya çarptırıldı. Hayır, olamaz. Evet Bay Page, gelininizin o zamanki adı Cora Bace değil miydi? Elimizde deliller var. Hayır, doğru değil bu. Haynes bu işin peşindeydi, değil mi Haynes? İsterseniz o anlatsın size durumu. Evet Bay Page, üzgünüm. Duruşmayı başından sonuna kadar izledim. Yargıç bazı özel durumları göz önüne alarak daha anlayışlı davrandı ve... gelininize hafif bir ceza verdi. Ne cezası? 6 aya mahkum oldu. Yalan söylüyorsunuz. Kendi içeride. Yalanınızı yüzünüze tükürecek. Cora, lütfen buraya gel. Ben izninizle. Bir dakika durun. Sanıyorum bu beyi tanıyorsunuzdur. Bay Haynes sizi görebilmek için çok uzaktan geldi. Sanırım beni tanımışsınızdır. Hayır, tanımıyorum. Sizi daha önce hiç görmedim. Özür dilerim. Aradan birkaç yıl geçti, tanımamakta haklısınız. O zamanlar adınız Cora Bates'ti. Yanında gazetelerden kesilmiş resimler ve imzaladığınız ifadeler var. Yeter! Yeter, rica ederim beyler, gidin buradan. Sizlerle daha sonra görüşürüz. Şimdi ikna oldunuz mu Bay Page? Sizi temin ederim ki her şey aramızda kalacak. Bu olayın bir tek kelimesini bile yayınlamayacağız. Böylece bütün anlaşmazlıklarımız kendiliğinden yatışacaktır. Şimdi size bu kağıtları bırakıyorum. Lütfen iyice inceleyin. Doğru. Size bütün söyledikleri doğru. Ne var ki gerçeğin hepsi bu değil. 16 yaşıma bastığımda hayatımı kazanmaya başladım. Çünkü hiç kimsem yoktu. Kasiyerlik, garsonluk yaptım. Biraz dişimden tırnağımdan arttırdığım paralarla Blackpool'a tatil yapmaya gittim. Aşağılık bir adam tarafından kandırıldım. Ve işte bilinen olay. 2 ay hastanede kaldım. Çıktığımda polis bekliyordu. Yargılanmak üzere mahkemeye götürdüler. Yeter beni. Cora, yeter. Ne olursun sus artık. Hayır, öleceğimi bilsen de her şeyi anlatacağım size. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal yardım kurumu bana Blackpool'da iş bulmak istedi. Oysa artık ben oralarda kalamazdım. Scarborough'a gittim ve orada bir iş buldum. Plajda börek simit satıyordum. Fakat bir türlü kendime gelemiyordum. Açıkçası sanki yaşamıyor gibiydim. Akşamları saat 6'da işim bitiyor, sahilde dolaşmaya çıkıyordum. Sık sık David'le karşılaşıyordum. Onu orada böyle bir sıranın kenarında yalnız başına görmek içimi burkuyordu. Bir akşam yanından geçerken durup konuştum. Tabii ona başımdan geçenleri anlatmaya cesaret edemedim. O da savaştan yeni dönmüştü, bunalım içindeydi. Sonrasını biliyorsun. Artık ağlama Cora, rica ederim. Sen yine de bir de bir şey söyleme. Bütün bunların mutlaka bir çözüm yolu vardır. Yeter ki sen üzülme. Bugün çok kötü bir gün geçirdim. Lütfen bağışlayın beni. Eve gitmek istiyorum. Sana bir araba çağırayım Cora. Hayır sağ olun. Ben kendim bulurum. Hoşça kal. Bu durumdan David'in de Alice'in de haberi olmamalı. Bakalım şu kağıtlarda neler varmış. Şu simit yaman adam doğrusu. Her iki gazetenin de ön sermayelerini gerçek değerleriyle tespit etmiş. Bunlar da son bir yıllık satış tutarları, ücretler. Evet Henry Page, Kuzey Yıldızı elden gidiyor. Bunca uğraş, bunca didinme, bunca emek. Hepsi boşa gitti. Bana geleceğinizi daha önceden bildirmiş olsaydınız beraberce bir yemek yerdik.
Sizi gösterdiğiniz çabadan ötürü kutlarım Bay Page. Bir ara az daha sizi alt edemeyeceğimizi sandım. Ama artık öyle sanıyorum ki anlaşmazlıklar ortadan kalktı. Hayır, tamamen değil. Bakın Bay Somerville, havadis size geçeli uzun bir zaman oldu. İlk başta buna tepki göstermekle size karşı haksızlık yaptığımı itiraf ederim. Hedeston'a yerleşip bir gazete çıkartmanız en tabii hakkınızdı. Ancak şehirde iki günlük gazeteyi barındırabilecek bir okuyucu kitlesi yok ki. Bu tercihi halk yapmak durumundaydı. Şimdi tercihini yaptı. Sizden de buna saygı göstermenizi ricaya geldi. Halkın tercihi çok değişken bir şeydir. Günden güne değişebilir bu tercih. Oysa havalis orada hala satıyor. Mücadeleyi niçin bırakacakmışız anlayamıyorum. Dinleyin. Benim ayağımı kaydırmaya çalıştınız ama başaramadınız. Artık Kuzey Yıldızı'nı rahat bırakın. Ne? Hiddleston'a yerleşebilmek için harcadığımız bunca çabadan sonra kaçalım mı yani? Benden istediğiniz bu mu? Sizden istediğim sadece belli bir haberi yalanlamanızdır. Beni hayrete düşürüyorsunuz dostum. Bizim için okuyucularımızın öğrenmek istedikleri bütün haberleri yine onlara sunmak en büyük görevimizdir. Bunun okuyucuyu ilgilendiren hiçbir yanı yok. Sadece beni ve ailemi ilgilendiriyor. Yazı işleri müdürümün sizinle ilgili haberleri gerektiği şekilde değerlendireceğinden eminim. Bu içler acısı bir hikayedir Bay Somerville. Geçmişte kalmış ama şimdi bir takım insanları üzecek, bir takım olaylar dizisinden başka hiçbir şey değildir bu. Ne gerek var bütün bunlara? Ne istediğinizi anlamıyorum. 20. yüzyılda yaşadığımızı unutmamalısınız. Havaliste çıkan her satırı tek tek kontrol edemem ki. Yani bu olayı yayınlamak bir görev mi sizin için? Bana niçin kızıyorsunuz? Bütün yetki ve sorumluluk yöneticilerimin elindedir. Ben de onların kararlarına karşı çıkmak istemem. Ama Kuzey Yıldızı'nı ele geçirmek istemenizin sebebini çözemiyorum bir türlü. Niçin bu kadar ısrarlısınız? Çok basit Bay Henry, çok basit. Yayılma sahamı genişletmem gerekiyor. Elinizdekiler yetmiyor mu? Londra günlüğü aşağı yukarı 1.300.000 satıyor. İleri gitmeyen geri gider dostum. Eğer eleştirilere kulak asmış olsaydım bugün bu halde olamazdım. Bizim bir tek gayemiz vardır. O da geniş halk yığınlarına seslenebilmektir. Onlara bir takım seviyesiz haberler sunarak mı? İsteklerinden başka bir şey sunmuyoruz. Hadi canım. İnsanlar göründükleri kadar aptal değildirler. İçinde bulunduğunuz duyguları çok iyi anlıyorum Bay Page. İsterseniz konuya gelelim. Size mantık ölçüleri içinde bir teklif yaptık. Bize sadece bunu kabul edip etmediğinizi söyleyin. Hayır. Ya hep ya hiç. Bundan teklifimizi reddettiğiniz anlamını çıkartabilir miyim? Düşüneceğim. Size cevabımı öğleden sonra bildiririm. Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Merhaba Smith. Bir haber var mı? Haber mi hem de nasıl, otursana. Page dün Londra'ya gitmiş ve bu sabah da Somerville'le görüşmüş. Aralarında neler geçtiğini sorma çünkü bilmiyorum. Greley seyahate çıkmış. Somerville'de bir konferansa katılıyormuş. Bütün gün bir haber çıkar umuduyla telefon başında çakılı kaldım. Peki kesin bir şeyler var mıymış? Page, Somerville'e cevabını bu akşamdan önce bildireceğini söylemiş. Her an cevap bekliyorum. Smith, bu kadar heyecanlı olmana gerek yok. Yakında iş tatlıya bağlanacak. Sen ve ben grubun en önemli kişileri olacağız. Hala doğru mu yanlış mı yaptığımıza karar verebilmiş değilim. Sen bu işin olacağına ihtimal verebiliyor musun? Yeter artık. Bunu seninle en az 100 kere konuştuk. Bütün ajansları dolaşarak haberdar ettim onları. Page'le anlaşacağız dedim. Alo? Olur. Peki. Teşekkür ederim. Tabii sizi ararız. Samur bil miydi? Sekreteriydi. Page bu gece trende dönüyormuş. Kontratı da yarın imzalamayı kabul etmiş. Umarım imzalar. Bu iş bitti Smith. Hey, bu basın dünyasında ün demektir. Para demektir. Bunu kutlamamız gerek. Leonard! Leonard uyan! Uyan, saat 9! Hey Leonard! Tamam geliyorum. Günaydın Smith. Çok mu geç kaldın? Saat 9. Oo, epeyce olmuş. Yo, ben erkenci sayılırım. Sana gazete getirdim. Hem de Meagle grubunun globunu.
Al oku. Oku da neler olmuş gör bakalım. Sabah sabah gazete mi okunur canım? Hele bir kendime geleyim de. Al oku dedim sana, oku bakalım. Burada Koray ile ilgili bir haber var. Bari ben okuyayım sana da dinle. Eski adı Koray Bey Solan ve 3 yıl önce çocuk aldırmak suçundan yargılanan Koray Bey için Blackpool'daki duruşmasında bulunan muhabirimiz tarafından izi nihayet bulundu. Allah kahretsin. Sus artık. Görüyorsun ki bu sefer de başaramadın. Susar mısın sen? Bırak da biraz düşüneyim. Haynes'in oyunu bu. Hikayeyi kendisine vermeyi uygun buldu ve gitti. Bence Haynes'in hiç suçu yok bu işte. O sadece hikayeyi patronuna anlatmıştır. Miguel Somerville'in Kuzey Yıldızı'na ne kadar ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyor. Ve bu işi suya düşürmek için elinden geleni yaptı tabii. Bizi can damarımızdan vurdu. Saat kaç demiştin? 9'u biraz geçiyor. Çabuk davranmamız gerekiyor o zaman. Bak dinle. Page bütün gün trende olduğundan büyük ihtimalle bu gazeteyi görmemiştir. Gece treni gazetelerden önce gelir buraya. Şimdi atla bir taksiye doğruca evine git. Ona biraz yarcılık yap. Kibar ve ince davranarak işlerini kolaylaştıracağımızı söyle. Nasıl yaparsan yap fakat imzalat. Yoksa işte bu sefer hapı yırttık. Hadi durma. Ben bir odayım. Eğer bulamazsan telefonla ara beni. Peki peki hemen gidiyorum. Bugün mutlaka şans bizden yana olmalı. Günaydın Bayan Page. Sabahın bu saatinde sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. İçeri buyurmaz mısınız? Hayır teşekkür ederim. Bay Page ile görüşmek istiyorum. Onu mutlaka bulmam gerekiyor. Çok önemli. Bay Smith, herkes Henry'yi arıyor ama kendisi burada yok. Londra'ya gitmiş. İnanın ne zaman döneceğini de bilmiyorum. Sahi mi? Ama dün işleri bitmiş. Bana söylediklerine göre gece treniyle dönmüş olması gerekiyordu. Tuhaf. Ama sizi temin ederim kendisini 2 gündür hiç görmedim. Gece treni buraya 5:30'da varır. Kocanızın ona bindiğine eminim. Nereye gitmiş olabilir dersiniz? Olsa olsa oğlumuzun yanına Silidon'a gitmiştir. Peki bir de oraya bakayım. İyi günler efendim. İyi günler. Bay Smith, akşam vereceğimiz davetten haberiniz var değil mi? Mutlaka bekliyoruz. Gelmeye çalışacağım efendim. Hoşça kalın. Merhaba Bayan Cora. Bay Page'i görmek istiyorum. Acaba kendisi burada mı? Lütfen Bayan Cora, bana cevap verin. Onu mutlaka bulmalıyım. Rahat bırakın beni. Bay Page'i mutlaka görmem gerekiyor Bayan Cora. Nerede olduğunu siz de biliyorsunuzdur mutlaka. Buraya hiç uğramadı. Dün akşam fikir değiştirmiş, telgraf çekti. Bakın telgrafı orada şöminenin üzerinde duruyor. Bu akşam üzeri burada olacakmış. Olamaz. Her şeyi mahvettiniz. İğrenç adamlarsınız siz. Bunu gördünüz değil mi? Bu gazeteyi nereden buldunuz? David getirdi. Limanda gezerken bayide görmüş. Hayatımızı değiştirdiniz. Bunu durdurmak için elimden gelen her şeyi yaptım. David'in nasıl yara alacağını tahmin ediyordum. Gazetedeki yazıyı okuduktan sonra tek kelime söylemeden çıkıp gitti. Nereye? Bilmiyorum. Alıkoymaya çalıştım ama imkansızdı. Her şey bitti artık. David'in ne yapacağı hiç belli olmaz. Üzgünüm Bayan Cora. İnanın böyle olmasını istemedim. Gidin buradan. Lütfen gidin. Hey! Giremezsiniz. Çıkın dışarı. Çekilin. Buraya yabancılar giremez. Çekilin yolundan. O naidenin adamlardı. Yardım edin adam şu adam burada. Bana bak. Çekil yolundan yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Dikkat edin elinde silah var. Çekilin şöyle. Duvarın dibinde dur bakayım. Çılgınlık etmeyin. Burada soyulacak kasa yok. Çabuk polisi ara. Neler oluyor burada? David, sen... Sen iğrenç bir adamsın Nay. Herkesi mutsuz ettin. Beni, babamı, karımı, herkesi. Oysa karımla mutluyduk. Birbirimizi seviyorduk. Ne istedin bizden? David... Dur! Baylarını vurdu! Yardım edin! Polis çağırın! Çocuğun adam kendini de vurdu. Çabuk koşun, polis ambulans çağır. İşte böyle Malcolm. David gazetede Koran'ın geçmişiyle ilgili haberi okuyunca çılgına dönmüş. Doğru gazeteye giderek Nay'ı vurmuş. Sonra da intihara teşebbüs etmiş. Neyse ki ikisi de ağır yaralı olarak kurtulmuşlar. Doktorlar Nay'ın bir ameliyattan sonra sağlığına kavuşabileceğini söylediler. David'in durumu da iyiye gidiyor.
Ya Cora, o nasıl? O da perişan oldu ama yine de David'in başından ayrılmıyor zavallı. Çok seviyor onu, çok. Nye ölmediğine göre David'in cezası hafifler Henry. Ayrıca David'in sağlık durumu ve aile şerefinizle ilgili bir konuda tahrik edildiği gibi hafifletici sebepler de göz önüne alınır sanıyorum. Haklısın Malcolm, haklısın. Ben de cezasının hafifleyeceğini umuyorum. Ne olursa olsun her şeyin yavaş yavaş düzeleceğine de inanıyorum. Ben de inanıyorum Henry. Zamanla her şey yoluna girecek. Son baskı. Yazan Crowlin. Çeviren Barış Pelin. Radyoya uygulayan Alican Özinanır. Yöneten Asuman Korat. Efektör Mehmet Turgut. Teknik yapım İsmail Hemikli. Oyunda rol alan sanatçılar: Henry Baykal Saran, Alice Gülsen Tunçekiç, Dorothy Işık Yenersu, Cora İclal Öngen, David Mümtaz Sevinç, Malcolm Alpay İzbırak, Peter Aktan Günal, Frank Orhan Aral, Sekreter Ayşen Demirsoy, Bayan Jones Selman Toprak, Smith Atsız Karaduman, Niyeyi Oytun Şanal, Barmer Nihat Hakan Güney, Paul Soner Ağan, Lewis Şahap Sayılgan, Rahip Orhan Aral, Whitbury Aktan Günal, Holden İlyas Avcı, Spencer Soner Ağan, Doktor İlyas Avcı, Samuel Orhan Aral.